Beyaz Futbol Cumartesi'ye hoş geldiniz sevgili seyirciler. Yeni yılın ilk Beyaz Futbolu Sinan Engin'le karşınızdayız. Gerçekten konuşulacak çok şey var. Galatasaray Giresun'a kendi sahasında kaybetti. Tribünlerden istifa sesleri, protestolar yükseldi. Sinan Engin'le konuşacağız. Fatih Terim'in durumu ne olacak Galatasaray'da diye. Ve Yılmaz Vural az önce Beyaz Futbol'a konuştu. Fenerbahçeliler ekran başına teknik direktör kim olacak? Düne döneceğiz. Trabzonspor'la Malatya arasında oynanan maçta Fırat Aydınus ve Ali Şansalan çok tartışıldı. Hepsini konuşacağız. Sinan abi tekrardan iyi seneler. Yılın ilk programı hoş geldin. İyi seneler. Nasılsın, iyi misin? İyi, hamdolsun. Bugün 3 tane şehidimiz var. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Evet, unutmayalım onu, evet, da. Aynı i̇yi şekilde hatırlattın. Selman Azadan içeride hatırlattın. Hı-hı. Abi unutmayalım diye. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Ailelerine sabır versin. Yapacak bir şey yok. Bu böyle devam ediyor işte. Onun için onları da, evet, unutmayalım. Şehitlerimizi de bir anlayalım. Aynen öyle. Buradan başsağlığı dileğini iletelim ailelerine. Vatanımızın başı sağ olsun. Şimdi Onurcuğum, bu omikron çok kötü, bu omikron. Maalesef. Bir de onunla uğraşıyoruz şimdi. Herkese bulaşıyor. Devamlı test yapmak zorunda kalıyoruz. Nezle izliyoruz, grip izliyoruz, test yapalım diyoruz. Haydi negatif. Hadi korkuyoruz, insanları bulaştırmayalım diyoruz. Bilmem ne falan. Yani sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Herhalde son herhalde olacak galiba, bitecek galiba. Yani İnşallah. Herkes bir olacak ama hala inanamıyorum, aşı olmayanlar falan var. Var var. Yani aşı olmuyorlar. Ben oldum. Bende bir sürü kronik rahatsızlıklar var. 4 tane aşı oldum. Evet, ben de oldum bu hafta, ben salı günü. Ben kronik rahat, 5.'yi de olacağım herhalde, ocağın sonunda herhalde denk gelecek. 5 tane, 4 tane, 2 Sinovac, 2 tane de Biontech oldum. 5.'yi ne olur bilmiyorum, hangisi denk gelecekse o zaman, hangisi çıkacaksa olacağım da yani. Oluyoruz ve ben mesela 2 tane Sinovac'la yazı geçirdim. 2 Sinovac'la yazı, evet, geçirdim. Yani korudu beni. Onun için yani aşıda tabii insanların bir takım düşünceleri var, bilmiyorum, saygı duyuyorum ama olmayanların da çoğu ölüyor. Benden tavsiye olsunlar. Aynen. Benden tavsiye olsunlar. Evet, Galatasaray'a da aşı lazım. Galatasaray'a ne aşısı lazım? Galatasaray'a komple bir aşı lazım. Galatasaray'a karma lazım. Galatasaray'a karma bir aşı lazım. Yani o ne o işte... Biontech, Sinovac. Biontech, Sinovac, Türkovac yeni çıktı. Ondan da vurmak lazım. Bir de AstraZeneca falan filan, hepsinden falan değişik böyle bir kür yapıp Galatasaray'a bu aşıyı vurmak lazım. Galatasaray'a böyle bir aşı lazım. Kimisi de diyor ki kan değişikliği lazım. Bir şey söyleyeceğim yani sana. Yani hepsini yorumlamamız lazım. Ben futbol seyircisiyim şimdi. Yani şu an ben yöneticilik veya bir şey falan yapamam, biliyor musun, görev falan. Sakin olmam çok zor, biliyor musun? Neden biliyor musun? Hafta içi yılbaşı üzeri Fatih Hoca ile konuştum. Ya hocam dedim, ne sabırlısın dedim ya sen dedim. Yani sakinleştirici mi alıyorsun dedim. Sahaya çıkarken dedim. Abi bir dakika, Sinan Engin Fatih Terim'le konuştu. Yok, burası abi, önemli. Önemli bir şey değil ya. Olsun, yok, önemli öyle, öyle bir sohbet hocayla. Hocam dedim ya, sakinleştirici falan mı alıyorsun dedim ya. Ne kadar dedim yani şeysin dedim ya, rahat yani, bu bir şey yapmıyorsun dedim yani. Nasıl dayanıyorsun dedim falan. Ya dedi, alışkınız dedi Sinancığım dedi bunlara biz dedi falan filan. Alışkınız dediği medya falan zannediyor. Medyayı kastettim zannetti. Yani televizyon falan medyayı. Ya hocam dedim, 2 metreden kaleye gol atamıyorlar dedim ya. Aynen, bu dedim Muhammed Mustafa mıdır, Kerem midir, nedir, bunlar nedir ya bunlar dedim ya. Ne maçıydı o? Denizli. Denizli maçı. Ya 2 metreden kaleye top atamıyorsun ya. Bunun Fatih Terim'le ne alakası var hoca ya? Hoca ne yapsın? 2 metreden dedim top atamıyorlar. Yapacak bir şey yok. Genç bunlar dedi. Zamanla dedi. İşte dedi, kaçıra kaçıra öğrenecekler dedi. Dedim bak o Kerem dedim, söyle o Kerem'e dedim hocam. İmzadan sonra yok dedim. İmza attıktan beri o Kerem. Bak, doğru. Şu an Türkiye'nin en formda yerlisi diyordum onun için, hatırladın mı? Evet. Bak Kerem senin için. Türkiye'nin en iyi yerlisi diyordum senin için. Harry Potter. İmza attın. Bugün baktım herhalde ikiz kardeşim o entel gözlüklerinde öyle türbündesin falan filan. Sakat mı o? Ne var, bir şey mi var? Cezalı, cezalıydı cezası bu. Mı? Kaç hafta cezası? Ne bileyim. Bu bir maç, sarı kart cezalısıydı. O kadar çok maç olduğu için haftaya takip ediyoruz. Marcao da cezalı mı? Marcao o da cezalı.
Neyse. En önemli iki oyuncusu cezalıydı bugün Galatasaray. Zaten Galatasaray'a götüren iki oyuncu da bunlardı. Onlar olmayınca da. Onlar olmayınca da zaten. Onun için dedim ki hocam ne kadar yani şeysin yani. O da işte öyle söyledi bana. Ben de diyorum ki şimdi bugün. Yine bugün seyrettim. Öyle goller ve öyle bir oyun içinde teknik hatalar yapıyor ki oyuncular. Şimdi Halil Dervişoğlu diye bir oyuncu var. Bu çocuk kaç yaşında? Halil, yaş grafiğini aslında biz çıkardık. Şimdi hemen getiriyor arkadaşlar ekrana. Bu? Halil kaç yaşındaydı arkadaşlar? 22-20 falandır herhalde. 22. Ya? 22 yaşında mı? Heh, işte bu. Sinan abi. Babel. Halil 22. Geç ona gitsin onu. Babel. At onu kenara. Amcaları gibi duruyor. Bak bu ne son? Bugün 18 tane kaleciye geri pas yaptı biliyor musun? Evet. Galatasaray'ın stoperi içeride oynuyor. 18 geri pası Nelson kaleciye verdi. 10 tane falan da 10-12 tane de yandaki o çocuk uzun boylu. Rugbyci. Boy. Yok ya. Luyendama. 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 Sen de güzel takip ediyorsun. Pardon. O rugbyci var ya. O verdi. İçeride. Ya kardeşim. Nelson. Kaç para bonserviste geldin? Çok da iyi futbolcu deniliyor. Aldığını kaleciye veriyorsun ya. Hucuma çıkacakken kaleciye veriyorsun. Yani bir öne doğru gitmeyi düşün. Bir araya atmayı düşün. Bir topla çıkmayı, bir risk almayı düşün. Yani alıyorsun kolayı kaleciye veriyorsun. Zaten geri pas attığın kaleciye zaten kalecinin topa vurması zaten İsmail evet. Çipe'nin zaten. Onu da zor durumda bırakıp topa yani, sokuyorlar. O da. Gel Berkan. Çok terbiyeli bir çocuk. Yüzü çok temiz. Güzel bir çocuk. Ama maalesef bunun kadar futbol sahasının içinde pas hatası yapan ikinci futbolcu daha görmedim son dönemde. Berkan. Halil. Çok genç çocuksun. Bir şey söylemek istemiyorum. Galatasaray takımında oynuyorsun. Ve bildiğim kadar da Fatih Hoca seni çok beğeniyor. Ama arkadaş nerede ne yapman gerektiğini hala öğrenemedin ya. Hala öğrenemedin biliyor musun? Bir doğru oyun oynama diye bir şey vardır. Bir futbolcu nerede çalım atacak, nerede pas atacak, nerede şut atacak, nereden araya atacak? Hepsinin tersini yapıyorsun ya. Halil, yani şut atılması gereken yerde çalım atıyorsun veya pas atıyorsun ve pas atılması gereken yerde direkt şut atıyorsun veya topu tutman gereken yerde topu tutmuyorsun. İnanılmaz riskli pas atıyorsun, kaptırıyorsun. Ve sezon başından beri de bunları yapıyorsun sevgili Halil. Bir oyun mantaliteni geliştir. Bir seyret. Bir yabancı oyuncuları seyret. Nerede ne yapıyor? Bir oyun içinde bir analiz et. Biraz oyuna kendini ver. Yüzün gülmez. Somurtan bir futbolcu yapın var. Bir de tam forvet de değil değil mi Sinan yani, abi? Yani santrafor değil zaten. Yeteneklerin var mı yok mu? Çözemiyoruz. Geldiğinden beri anlayamadık. Emre, büyük hayal kırıklığısın benim için. Sezon başı, vay dedik be, çok iyi aldı dedik Galatasaray. Sol ayak, sağ ayak, müthiş, hızlı, çabuk. Ama maalesef, sana Flora'da ne oldu Emre ya? Bir şey mi oldu? Bu kadar geri gider mi futbolcu ya? Ömer, bugün Galatasaray kaptan olmuşsun. Herkese nasip olmaz. Ya arkadaş bir tane doğru iş yap ya. Ya basit oyna ya. İlla bu topla sıfıra kadar inmen gerekip de kesmen gerekmiyor ya. Sıfıra inip kesmek... Giresunspor'un attığı golü gördün mü? Böyle durumlarda olur. Arada sırada çok net kontrataklarda her pozisyonda gideyim keseyim... Dağlara taşlara kesiyorsun, havalara kesiyorsun, stoperlere kesiyorsun. Hayır abi. Her top kesmek gol pozisyonu olacak diye bir kaide yok. Giderken bakacaksın. Ona göre çıkacaksın. Çıkman gerekiyorsa ve ona göre keseceksin. Fazla bir şey söylemeyeceğim sana Ömer. İsmail Çipe'ye de bir şey söylemiyorum. Kapasitesi bu. Boy. O da uzun zamandır oynamıyor. Döndü. Genç bir çocuk. Genç. Ama genç değil. Bizler 16-17 yaşında, 17 yaşında öldük. Fatih Hoca çok iyi bilir. Oturamazdık karşısında milli takıma gittiğimiz zaman biz hocanın. Eşofmanın bile önünü açamazdık. Fatih Terim çok iyi bilir. Kaç yaşlarında oralarda genç milli, müt milli oralara gittiğimizi Fatih Hoca çok iyi bilir.
Genç değilsiniz. 17-18 ben hocaya da kapı, Hatta Bey'e de karşılık oynadım. Metin Kocaeli'nden geldi. 17 yaşındaydı. Feyyaz Avcılar'dan geldi. 17 yaşındaydı. 16 yaşındaydık biz. Rıza falan. Bunlar hep Ali. Bunlar biz 16-17 yaşında çıktı. Fikretler hepsi bunlar 17-16-18 olmamıştık. Muvafakatname atmış. İmzalarken muvafakatname almıştık. Evet. Yani söylemek istediğim genç diyoruz. Kaan. O da sakatlandı. Işık Kaan mı? Işık Kaan. Bak evladım sana bir şey söyleyeyim mi Işık Kaan? Şimdi futbolcu arkadaşlarımız, televizyon başlarındakiler, eski futbolcu arkadaşlarım olsun, bizim yaş grubu olsun, şu an kamplarda, tesislerinde bizi seyredenler, hepsi benim söylediklerimi çok iyi anlar. Bir Adele sakatlığı neden olur biliyor musun evladım? Niye olur biliyor musun? Kendine bakmamaktan olur. Hele arka Adele ise, 20 yaşındaki bir futbolcu arka Adele'si atmışsa, bunun sebebini sen çok iyi biliyorsundur. Bir daha da olmasın. Hiç sen Cristiano Ronaldo'nun 80 metre depar atıyor, Adele'sinin çektiğini gördünüz mü hiç? He? Hiç hatırlamıyorum vallahi. He? Cristiano Ronaldo veya Mbappe'nin. Mbappe mi, doğru mu söyledin? Mbappe. Mbappe, he. Gördün mü veya Messi'nin? Veya o Neymar'ın? Sprintel oyunculardan bahsediyorum. Hiç bunların gördün mü? Aa, koşarken arka deli. Benim çok çektiği için biliyorum. İşte bu kendine bakmamaktandır. Düzenli yaşayacaksın, düzenli uyuyacaksın, iyi besleneceksin. Sana Galatasaray takımında Fatih Terim böyle bir forma şansı vermiş. Sen 15. dakikada adelen çekiyor. Bunun sebebi kendine bakmamaktır. Kendini kandırma. Bir daha da adelenin attığını duyarsa seni Fatih Terim affetmez. Fatih Hoca yemez bu işleri. Adele sakatlığı genç futbolcunun sadece iyi yaşamamasındandır. İyi ısınmama demeyeyim, hep bütün takım arkadaşlarımla beraber ısındın. Onun için böyle bir şansı yakalamışsın. Böyle bir şansı yakalamışsın ama bugün bu şansı kaçırdın bence. Onun yanında kim var? Morutan. Bunu da çözemedim. Bir var bir yok. Yani iyi olacak diyorlar da ne zaman iyi olacak? Biz yaşar mıyız o zaman bilmiyorum. Yani ömrümüz vefa edecek mi? Bu arkadaşın o da genç daha. Almışlar buraya. 22. Şimdi bir de Oğulcan var. Benim oğlumun ismi Oğulcan. Oğulcan. Duyuyor musun oğlum? Duyuyorsun değil mi? Biraz kendini geliştir Oğulcan. Kendini geliştir. Oğulcan kendini geliştir Oğulcan. Geliştir kendini oğlum. Biraz üstüne koy. Çok ararsınız Galatasaray formasını. Bak hepinize söylüyorum ha. Buradaki gençlere. Biraz üstüne koy. Biraz üstüne koy. Özel çalışma yap. Daha fazla çalışma yap. İlave yap. Herkes 2 saat çalışıyorsa sen biraz daha çalış. Onda idmandan sonra ağırlık yap. İdmandan önce ağırlık yap. Eksiğin varsa duvara vur. Şut attır. Orta yapsınlar. Çık vur. Yani kendini biraz daha geliştir fizik olarak da. Çok ararsınız Anadolu'ya gittiğiniz zaman. Ben de Beşiktaş'ta doğdum. Ankara Gücü, Anadolu'da gittim. 29-30'da futbolu bıraktım. Anadolu'da oynamanın dedim bir özelliği yok artık dedim. Büyük takımdan oynadıktan sonra dedim. Erkenden bıraktım. Bırakırsınız. Aa tabii şimdi medya fazla. Boşluğa düşmezsiniz ayrı bir şey. Ama böyle bir fırsat gelmiş size. Babanız vermez bu nasihatleri size. Bize veren olmadı bu nasihatleri. Böyle bir fırsat gelmiş size. Bunu tepmeyin oğlum. Böyle bir şans almışsınız bakın. Bugün yürüyorsunuz. Çoğunuz sahada fizik olarak yürüyorsunuz. Giresun spor takımı sizden daha fazla mücadele etti. Daha fazla koştu. Sizde top fazlaymış da pas yapmışsın sağdan verdi soldan verdi. 2 tane pozisyonunuz var. O da olsun sahan içinde. He? O da olsun. Size şans veren Fatih Terim'i bu duruma düşürüyorsunuz. Sizden de bir şey olacak diye Fatih Hoca bekliyor. Bakalım olacak mı merak ediyorum. Çoğunuzu Anadolu'larda görürüz. Bir bak Nihat Kahveci diye bir futbolcu var biliyor musunuz? Nihat Kahveci. Avrupa'da Arda'dan sonra, Tugay'dan sonra belki onlardan daha fazla gol attı. Biliyorsun. Evet, Ronaldo ile çekişiyordu. 70-80 tane falan da gol attı İspanya'da.
Kendim ben onu verdim Beşiktaş'tan. Ve bana geldiği zaman da hep der. Allah senden razı olsun. Bugün belki Anadolu takımında oynuyordum Sinan abi dedi bana. Beşiktaş'tan zorla ben onu istiyordu. Ha, Beşiktaş kulübünde ihtiyacı vardı. Vermek zorundaydık. Beşiktaş kulübünde ihtiyacı vardı. Para kazanacaktı kulüp. Hem Nihat da kazanacaktı hem de hayatı kurtulacaktı. Ve kurtuldu. Evet. Ve gitti. Dünya çapında bir golcü oldu orada. İspanya'yı salladı. 70-80 tane gol attı. Yanılmıyorsam. O kadar gol attı. Ve Onurcuğum döndükten sonra da yine bir yerde beraberdik. Hatta 15 Temmuz akşamı da beraberdik. O ben Tümer falan Çeşme'deydik. Tesadüfen. Tabii. Allah razı olsun abi dedi. Belki dedi Beşiktaş'tan dedi. Ayrılacaktım dedi. Anadolu'da oynuyordum belki dedi yani. Ama oraya gittim. Yani bak ayrılacaktım Anadolu'ya gittim İtalya'ya attı. Oraya şey İspanya'ya kapağı attı. Değişti. Sizin için de İspanya burası. Bak Galatasaray. Büyük bu kulübe gelmişsiniz. Kıymetini bilin. Galatasaray futbol takımında Fatih abi kusura bakmasın Fatih Hoca. Futbolcularda bir disiplinsizlik var. Oyun içinde disiplinsizlik var. Çok dandun oynayan var. Şahsi oynayan var. Disiplinli oynayan yok. Kopuk bir oyun var. Futbolcular çok fazla konsantreli değiller. Bilmiyorum ne yaparsın. Galatasaray yönetiminin ve teknik direktörünün düşüncesi şu. Tahminim hocanın anlattıkları. Bir projemiz var. Gençlerden kurulu bir takım kurduk. Yaş ortalaması 20-22 kurduk. Artık büyük paralar vermeyeceğiz. Bu takımla seneye önümüz sezonu daha yarışmacı bir takım olacağız. Artık pahalı transferler yapmak çok zor. Öyle bir düşüncesi var değil mi Galatasaray'ın? Aynen. Proje bu. Mesela Beşiktaş da oraya doğru gidiyor yavaş yavaş. Bütün takımlar bütün oraya takımları gidecek. Bütün Galatasaray bu. Ama şimdi bugünkü çocuklar bak. Bugünkü bu şu gördüğün futbolcu topluluğu değil mi? Hı hı. Futbolcu topluluğu. Bu futbolcu topluluğuna ben bir Anadolu takım forması giydireyim. Anadolu takım forması giydireyim. Bunlarla lige başlayalım. Bugün ligin en altında olur bu kadro biliyor musun? Bugünkü performansıyla. Evet. Zaten son 10 maçın sadece birini kazanmış Galatasaray. Bak ben sana ne diyorum? Bugünkü bu kadroya bir Anadolu takımının formasını giydireyim. Hı hı. Ya bugün müthiş bir Galatasaray taraftarı var. Evet ya. Acayip destekliyor. Acayip bir tezahürat. Acayip bir baskı son dakikaya kadar sabırla. Son dakikaya kadar şu sabırla. Şu puan farkına rağmen helal yani olsun. Yani inanılır gibi değil be. İçeride oynanan oyun da mutlu etmiyor aslında. Ama ona rağmen seni destekleyen bir taraftar topluluğu var. Ama sen bireysel abicim bak her şey teknik direktör değildir. Fatih Terim bu transferleri yapmıştır. Galatasaray yönetim bu transferleri yapmıştır. Tamam eyvallah. Demek ki siz Galatasaray ayarında futbolcu değilsiniz. Bu. Yani o çizgilerden içeriye girdiğin zaman Onurcuğum. Teknik direktör, meknik direktör hepsi bir yerde kalır. Artık sen kendi bireysel yeteneğini kullanacaksın. Kendi özel yeteneğin orada senin. Onları artık sen ortaya çıkaracaksın. Ben sisteme bakmam. 4-4-2, 3-5-2 oynadığı falan bakmam. Sahanın her yeri çimen, her yeri aynı. Aynen. Topu sağ kenarda da kaptın mı aynıdır. Sol kenarda da. Yeteneğin varsa gidersin üstüne. İş yetenekte bitiyor. Yeteneğin varsa üstüne gidersin. Adamı geçersin, belini bükersin. Basarsın asistini veya golünü neyse. Bu futbolda bu vardır. Yetenek budur. Bir tane çocuk girdi bizim. Aynı benim böyle 16-17 yaşındaki halim gibiydi. Emirhan. Beşiktaş'ta. Emirhan İlkan. Aynı böyle ben de öyle 16-17 yaşında sprinter böyle giderdim evet, sağdan. Sağdan gitti. İşte gideceksin. Böyle gideceksin. Özgüven bu. Yetenek bu. Bak bunu Kerem yapıyordu Aktürkoğlu. Ama o da imzadan sonra geri durdu. Onun için Galatasaray futbol takımı bugün Avrupa Fatih'i Galatasaray takımı değil bu takım. Değil evet. Bu takım 3 sene sonra 5 sene sonra bu takım belki mucize süper bir takım olur. Olmaz bana göre de. Bana göre de bu futbolcu topluluğu olmaz. Yetmez. Bu futbolcu topluluğunun içinde 6 tane falan üst düzey oyuncu lazım. Lazım değil mi? En az 6 tane. Bir Kerem çok üst düzey bir santifor lazım. 2 tane bomba stoper lazım. Bir tane Muslera gibi kaleci lazım. Bir tane müthiş bir orta saha 6 numara 8 numara lazım.
Lazım da ya lazım. Ya bu takım değil, gitmez. Evet. Olamazsın kardeşim, olamazsın. Bak buradan Trabzon'u da uyarıyorum. Trabzon'u da. Daha önce de seslenmiştin Trabzon'a. Viska. Yetmez Viska'da. Canini manini gelmelerisi lazım. Abdülkadir'le falan gidemezsin. Yetmez. Çünkü stres başlayacak. Tabii. Zorlaşacak iş Onur. Gidemezsin, götüremezsin. Aradaki puan farkı kapanır. Ha yine şampiyon olur, ayrı bir şey. Ama çok stresli geçer. Bir tek Viska. Bir tane daha sahi oyuncu da vardı. Kouassi. He? Kouassi. Kouassi var. Yine alması lazım. Bana göre santrafor bile alması lazım. Allah korusun. Diyelim ki bir şey oldu. Ne o? Cornelius. Cornelius. Ne olacak? Kim oynayacak? Canini ne zaman gelecek? O da çok uzun süre. Böyle bir fırsat gelmez. Şampiyonlar, bak şampiyonlar, şampiyonluğa gitmek istiyorsan yine alacaksın adam. 2-3 koyacaksın oraya. Abdülkadir Ömür'e bakıyorum. Geçen seneki ayağı sakatlanmadan önceki formundan çok uzak. Evet, o da iki büyük sakatlık attı. Bakıyorum çok uzak. Risk almaya korkuyor. Trabzon'u yönemiyor. Savunmada sıkıntı var. Evet. Onun için yani burada... Trabzon'a da geleceğiz bu arada futbol, tabii uzun uzun. Futbol çok basit oyun ama futbol yetenek işi. Evet. Futbol fizik işi. Arda'nın özrü için ne diyorsun Sinan abi? Görüntüleri bir kere daha verelim. Tribünlere gitti, çok fazla derdini abi, anlatamadı. Geri döndü. Bir şey yok. Gerek yok yani. Gerek yok. Özürüm falan gerek yok. Arda'nın da ben sana söylüyorum, hazır olmadan oynamaması lazım. Hani fizik olarak da hazır olmadan oynamaması lazım. O da uzun süre lazım. Sonra sahaya çıktı. Oynamaması lazım. Hazır olmadan fizik olarak oynamaması lazım. Yani senin yaptığın fedakarlığı Arda'cığım kimse anlamaz. Ama sen fizik olarak o görüntüyle çıkmaman lazım. Hazır değilsin çünkü. Hazır değilsin. Taraftar haklı. Galatasaray taraftarı sonuna kadar haklı. Bugün yönetime de ilk kez istifa diye şimdi sesler geldi tribünlerden. Burak Elmas çok zor bir dönemden geçiyor. Şimdi bak sana ben Galatasaray'ı analiz edeyim. Şimdi Onurcuğum. Türkiye'nin tartışmasız en kariyerli, en başarılı bir numaralı teknik direktörü Fatih Terim değil mi? Evet. 80 tane kupası var. Kaç tane kupası var? Gelsin o kupaların da görüntüleri. Kupaları hazırladı arkadaşlarımız. Hazırladınız mı kupaları? Aynen. Kaç kupası var? Bir UEFA kupası, 8 Süper Lig, 3 Türkiye kupası, 5 Süper Kupa, 3 TSD kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı, 1 Emirates. Yani 9, 12, 17, 20, 23. 23 tane kupası var. 8 tanesi... Çoğu kulübün müzesinde yok bu kadar kupa ya. 8 tanesi lig şampiyonluğu. Evet. Bir tane en üstteki UEFA var zaten. Evet. 3 Türkiye kupası falan diye gidiyor. Şuna göre Türkiye'nin bir numaralı teknik direktörü. Aynen. Değil mi? Şimdi Fatih Terim çok gitti geldi, gitti geldi değil mi? Fatih Terim gittiği zaman dünya birincisi takımın teknik direktörü kim? Dünya şampiyonu kim oldu geçen sene? Geçen sene Dünya Kupası'nı... İtalya mı aldıydı? İtalya, yok, Avrupa Şampiyonası'nı Avrupa İtalya aldı. Neyse işte Avrupa Şampiyonası. Avrupa Şampiyonası'nı. Kimdi hocası? Mancini. Mancini. Mancini Galatasaray'a geldi, ne oldu? Rezil oldu gitti. İkinci oldular. İkinci oldu, rezil Avrupa'da geldi. Gruptan çıktı. O kadar etmez. Bir kupa... Galatasaray'da yok. Çıktı gruptan. Evet. Değil mi? Sonra kim geldi? Prandelli birileri daha geldi gitti, evet. Değil mi? Hep geliyor birileri. Tudor geldi falan. Tudor hepsi geliyor gidiyor değil mi? Ve paraları kaptırıyoruz bunlara, gidiyorlar. Şimdi hoca bulmak çok zor. Bak işte bulamıyor. Koskoca Fenerbahçeli Beşiktaş. Fenerbahçe Biliş dedi. Biliş de Fener'le anlaştım dedi. Bir namus yokladı Ali Koç. Biliş işi taraftarı sarmadı. Bugün kovuldu takımından Biliş'ten bu arada. Biliş'ten vazgeçildi gibi bir durum oldu. Çünkü Biliş de ben Fenerbahçe'yle anlaştım dedi. Evet. Biliş de Fenerbahçe'yle anlaştım dedi. Ali Bey de Biliş'te anlaştığını söylüyor sağda solda. Birilerine evet. Söylemiş veya neyse. Taraftar pek sıcak bakmadı. Bakmadı, vazgeçildi. Löv deniliyor. Löv çok yüksek para alıyor. Şimdi Beşiktaş diyorsun, bak bulamıyorsun. Bulamıyorsun. Gittiyorsun, ne o, bir tane yanlıştan döndürür. Allah'tan bunu eleştirdik de. Bruno Pinheiro bile çocuk alındı. Bizim yani. Hatta Önder Hoca onun yardımcısı olacaktı. Eğrisi doğrusuna geldi. İşte Ender Hoca sezon sonuna kadar inşallah kalacak. Evet. Ona da buradan geçmiş olsun. Geçmiş diyelim. Olsun. Koronavirüse yakalanmış. Geçmiş olsun. Ona da Serdar'a da bizim Halim çıkacakmış galiba. Evet. Takımla beraber. Neyse. Halim Okta. Evet. Biliş diyor. En son kolay değil teknik direktör bulmak.
Şimdi diyelim ki Galatasaray yönetimi sabretmedi. Fatih Terim'i yolladınız. Yolladınız. Gitti Fatih Terim. Yerine kimi getirdin? Say bana bir tane yabancı veya yerli de. Okan Buruk. Okan Buruk. Tamam Okan Buruk. Şimdi Okan Buruk. Bu takımı Okan Buruk'a vereceksin. Bu takıma ne yapacak Okan Buruk? Bu takıma transfer lazım. Transfer olmadan. Bu takıma üst düzey oyuncu lazım abicim. Bakın iyi futbol, iyi futbolcuyla oynanır. Bugün Paris Saint Germain 4 tane attı en son seyrettiğimde. 5 mi attı, 4 yaptı. Paris Saint Germain değil mi? Evet. Messi'yi de alıyor hala. Niye alıyor? Şampiyon olmak için. Daha rahat olmak için. Bunlar deli mi bu adamlar? Bu paraları veriyorlar değil mi? Demek ki iyi futbolcuyu almak lazım. İyi futbolcu alman lazım. Şimdi Okan Buruk'u aldın. Sezona Okan Buruk'la başladın. 10 hafta kötü gitti. Türbünler başladı. Okan Buruk'a. Ya iki tane kupalı Sergen'e tahammül etmediniz ya. Vallahi. Ya iki tane kupalı Sergen'e tahammül etmediniz. Üzerinden 4 ay 5 ay geçmiş. Ya iki tane geçen sene kupa aldı. Ve camianın oğlu, evladı Sergen'e tahammül edilmedi. 3 ayda. Müziği kısın biraz. Müziği biraz kısalt, şey kısalım. Sergen'e tahammül edilmedi. Okan. Ve X. Gelecek 6 ay sonra, 8 ay sonra. Haydi yeni teknik direktör olmuyor. Çünkü mutlu etmek çok zor. Evet. İşte yarışmacı takım yaratmak kolay değil. Yarışmacı takım yaratmak için de iyi para lazım. Anadolu takımları iyi para harcamadan, büyük para harcamadan kurabilirler. Çünkü Anadolu takımı bugün, bak geldi bugün Hakan Keleş'te tebrik ediyorum. Evet. Giresunspor'u kutluyorum. Bocuları'na tebrik ediyorum. Müthiş oynadılar. Müthiş mücadele. Hakan Keleş'te kardeşimi de kutluyorum. Tebrik ediyorum. Gurur duyuyorum onunla da. Beşiktaş'ı yendiler, Galatasaray'ı harika yendiler. Harika gidiyor. Başkanını hatta tebrik etmiştim. Hakan Keleş'e desteğinden dolayı tebrik etmiştim. Hatta başkanla telefonda konuştuğumda da. Şimdi orada yolladın. Geldi. O teknik direktörü de yolladın. Sonra bir baktın yine Fatih Terim sesleri başladı. Fatih Terim çare, Fatih kesin, Terim çare. Kesin Fatih öyle olacak. Benden Galatasaray'ı taraftarına nacizane tavsiyem. Sabırlı olun. Hocanız ne diyorsa acele etmeyin. Benden size tavsiye. Hocanızın... Fatih Hoca'yı da eleştireceğim. Transferleri eleştiririm. Bunları, bu oyuncuları hangi, kim tavsiye ediyorsa bir gözden geçirmek lazım. Bana göre çok üst düzey değil. 20 yaşında bomba gibi oyuncular var. Bu seneki transferleri beğenmedin. Ben beğenmiyorum. 20 yaşında bomba gibi futbolcular var. 21, 20, 22. Yani genç, tamam 22 genç falan değil o kadar da. Çok bomba oyuncular var. 10 numarayı da bir ara ekrana verelim. Ya ben bakıyorum Van Aalst. Beğenmedim. Bilmem ne o. Yetlin. Beğenmedim. Beğenmiyor. Yani ben çok beni sarmıyor yani Galatasaray'ın evet. Şu an. Bana göre Galatasaray'ın en iyi oyuncuları şu an Kerem Aktürkoğlu. Halil de yetenekli. Ama marka oyun mantığını bilmiyor. Oynamayı bilmiyor. Yanlış oynuyor. Evet. Onun için yani burada bir antrenör değişikliğinden ziyade daha üst düzey oyuncu transfer etmek lazım. Daha evet. Ama yönetimde daha iyi futbolcu bulmak lazım. Bunu yani bu transferleri kim yapıyorsa bunu iyi bakmak lazım. Yani transferler bana göre çok etkili değil. Çok evet. Kreatif transfer değil. Yani 5 milyon bonservisli futbolcu genç istikbal vaat ediyor diye vasat olamaz. Daha da iyi olmalı. Böyle bir şey kabul etmiyorum ben. Ki zaten taraftar da artık yavaş yavaş şimdi kabul Berkan'da etmiyor. Şimdi Berkan'da bakıyorsun o da bonservis alındı. Değil mi? Aynen. Oğulcan Çağlayan diyorsun o da bonservis alındı. Yani Morutan diyorsun o da öyle aldı. Tabii o da Çıkıldağ mı? 6-7 milyon eurolara geldiler. Nelson diyorsun o da aldı. Yani onun için bir de Fatih Hoca'ya söylüyorum buradan. Bir de bu transferleri gözden geçirmek lazım. Bak bu transferleri tamam genç. Seneye çok iyi olacaklar. Bilemezsin seneye. Mustafa Muhammed diyorsun imzaladınız. Tamam. O da Afrika Kupası'nda bu arada. Bana göre de çok üst düzey değil.
Yani o Gomis'lerden sonra falan yani kesmiyor ya, değil mi yani? Bu takım Drapba'lar, Snyder'ler, ne baba santraforlar gördü. Bir Gomis'ler. Yani onun için, ondan dolayı yani bu transferlere de iyi bakmak lazım. Tamam, Fatih Terim'e sabır göstersin. Galatasaray taraftarı, efsanenize, yaşayan efsanenize sahip çıkın. Bu tamam, hemfikiriz. Efsaneye sahip çıkın. Hocanızı refüze etmeyin. Sonra üzülürsünüz. Ulan ne büyük hata yaptık dersiniz. Evet. Vay biz hocamızı falan filan. Burak Elmas sonuna kadar haklı. Sabırlı olmakta. Ben Fatih Hoca'nın ilk daha arka arkaya 4 defa şampiyon olacağı zamanı hatırlıyorum. Olduğu zamanı. İlk 5-6 hafta kötü gidiyordu. 4-0 yenildi Fenerbahçe'ye. İstifa düşünüyor musun falan böyle laflar söyleniyordu. Sonra çıkışa geçti. Evet. Ama yine söylüyorum, bu takıma üst düzey transfer lazım. Bu takıma bir tane bomba transfer santrafor lazım. Galiba ama transfer. Yapmayacaklar Sinan abi. Öyle bu takımın gözüküyor. Mesela kalecisi iyi değil. Yeterli değil. Evet. Tamam, Muslera olduğu için bu takıma çok üst düzey bir kaleci yedekte tutamazsın. İsmail Çipe düzeyinde bir kaleci, tamam normal. Ama tamam bu sene böyle gidiyor diyelim. Ama seneye bu kadroyla lige başlayamazsın, güvenemezsin bu kadroya. Bu kadro çok üst düzey bir kadro değil. Onun için ama teknik direktörünüze sabır gösterin. Fatih Terim'e, Fatih Terim istifa bilmem ne dediğiniz zaman en büyük efsanenize ihanet etmiş olursunuz. Evet, önemli bir mesaj verdin ama yine her yenilgiden, puan kaybından sonra Twitter'da Fatih Terim istifa bir numara Sinan abi gündemde. Atıyorlar, onlar normaldir ama bir şey söyleyeceğim sana, onu her türlü hashtag açabilirler, o normal ama burada bir gerçek vardır. Gitti geldi, gidiyor geliyor. Ya gerine gelen de mi iyisini yapacak? Kadro bu, malzeme bu. Aynen, iş malzeme. Bir proje iş yapıyoruz diyor. Ama ben de bak hocayı da eleştiriyorum diyorum. Heh. Hocam diyorum, bu transferleri kim sana yaptırdıysa, kim seyrettiyse, kim yaptıysa yanlış, doğru değil. Sinan abi proje yapılır da 22 puanda geride kalınmaz bak, diyor diyorum taraftar. Ben de sana, 49-27. Taraftar haklı. Ama Fatih Terim'in scout ekibi kimse bu transferleri kim diyorsa, üst düzey diyorsa, şöyle olacak diyorsa, ben şu gördüğüm oyuncu grubundan İleride çok büyük yıldız olacak bir oyuncu görmüyorum. Bu da benim fikrim. Evet. Ya Kerem, Kerem belki biraz. Yanılayım. Ya Kerem'e de yani yanılayım. Kerem'e saymıyorum. Kerem Erzincanspor'da oynuyordu. O büyük başarı onun burada bu çıkışı. Evet. Kerem'i saymıyorum ben. Normal gelenleri sayıyorum. Yabancılar da var. Ben burada yanılayım. Ha tamam, bunu denemiş. Fatih Terim de yanılmış olabilir. Ha taraftarı kendi hocasına sahip çıksın, sabır göstersin. Çünkü başka alternatifi yok bu taraftarın. Kime getireceksin abi yerine? Evet. Yok. Bilmem neyin yardımcısı varmış. Onunla, Guardiola'nın yardımcısı. Ya bırakın bu işleri City'de. Ya. Onunla ilgili de konuştu Fatih Nasıl Hoca. Nasıl gençler var biliyor musun? Akademi mezunu bizde. Son sistem, her şeye bakıyorlar ediyorlar. Ya kas bilmem ne bakıyor falan. Aerodinamik bilmem ne falan çalışmalar. İnternette hepsini yapıyor. Yemiş yutmuş adamlar çok var bizde. Kendinizi kandırmayın. İyi futbolcun varsa bunların üstünde denersin. İyi futbolcu, iyi futbolcu. Bunları geçeceksin. Hadi oynamasın bakalım Paris Saint Germain'de Mbappé'le Messi 2 hafta. Neymar falan. Veya Neymar 2-3 hafta. Göreyim ben o analizcileri. İşleri geçeceksin arkadaş. Aynen. Bu işte hazırım Fatih Hoca. İyi malzeme varsa analiz yaparsın. Yağına bakarsın, kasına bakarsın, suratına bakarsın, işte bilmem ne aerodinamik falan filan bir sürü şeyler var. Akademi mezunu aslan gibi çocuklar var bizde. Yemiş yutmuşlar hepsi bunlar bu işleri. Onun için bırakın Guardiola falan. Bu büyük hakarettir Fatih Terim'e. Kendi efsanenize hakaret ediyorsunuz. Hakaret ediyorsunuz. Ayrıca da her sene şampiyon olacak diye bir kadro yok. Ama bak yine eleştiriyorum, bir daha üstüne basarak söylüyorum ha. Fatih Terim'i eleştirmiyorsun demesinler. Bu transferler iyi değil. Evet. Bu transferler yeterli değil. 20 yaşında çocuk, küçük çocuk, ailesinden kopmuş gelmiş burada oynayamaz diye bir kaydı yok. Bir şey verirsin. Daha ben bir tane şu toplulukta maç kazandıran futbolcu görmedim daha. Kerem'in dışında. Kerem'in dışında evet. Bir Morutsan Göztepe maçında bir hareketlendi. Bir içeri attı falan bitti bu kadar. Bir maç. Böyle bir şey maç. Yok ya, olur mu öyle şey ya? Galatasaray'ın PAF takımında vardır öyle oyuncular. Arasına çıkar maç kazandırırlar. Bulur, o da onu da yaparlar yani. Onun için. Olabilir. Onun için. Yani bunu da bu eleştirimizde yapalım hocaya ama
Fatih Terim ne diyorsa Galatasaray taraftarı bence dinleyin. Hocanıza sahip çıkın. Benim için fark etmez. Daha çok görürüm hocayı. Hoca istifa ederse daha çok görürüm. Hayırlısı daha çok görürüm. O ayrı bir şey. Ama ben size nacizane hoca bir şey diyorsa devam edin. Belki araya 3 tane yeni transfer Mayıs'ta serpiştirilir. İşte daha değişik. Bu takımı havaya sokabilir, canlandırabilir değil mi Onur? Aynen. Olabilir. Hadi çok konuştuk hadi. Peki ben o halde söyleyeyim. Sinan Engin'in mesajları yerine ulaşmıştır. Fatih Terim bakalım basın toplantısında neler söyledi. Arkadaşlarımız hazırlıyor. Bu arada bizi izlerken fotoğraf çekin canlı yayında. Ekrana gelsin etiketimiz Beyaz Futbol Cumartesi. Bu arada Yılmaz Vural Beyaz Futbol'a konuştu. Çekmedin Fenerbahçeliler mi? Ekran başına. Fenerbahçeli ekran başına bu bir. İki, dünkü maçla ilgili Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ilk kez konuşacak canlı yayında. Adil Gevrek canlı yayında olacak. Fatih Terim'i dinledikten sonra Adil Gevrek'i canlı yayına bağlayacağız. Bir yere ayrılmayın. Fatih Terim'in basın toplantısı eğer hazırsa pas atacağım. Evet, bir teknik bir problem varmış. Fatih Terim'i dinleyeceğiz. Bu arada Guardiola'nın yardımcısı olayına değindin. Benim böyle bir şeyden haberim yok. Ya böyle bir şey olabilir zaten. Diyor, orada kim da ya aslında bir... Ya ne yapıyor işte bizim Necati'den Selçuk'tan daha mı fazla bilici? Ne yapıyormuş yani ne? İşte Guardiola'nın yardımcısı olunca yabancı hayranlığı var ya bilgisayar Sinan bilgisayar mucizesi falan. Vay ya, Guardiola falan yardımcısı havalı oluyor. Ne yapıyor oluyor şey işte. Mi sağdan top mu kestiriyor? He? Havalı oluyor. Halil Derviş'in ne yapacağını mı içeride karar veriyor? Beynin oradan ışınlıyor he? Falan bunları mı yapacak ya? Ya bırakın bu işleri. Biraz kendimizi küçümsemeyelim. Kendi çocuklarımız var. Şahane çalıştırıyorlar. Bu iş bakın arkadaşlar. Bu iş yetenek işi. Bir şey varsa, bir yeteneğin varsa bu yeteneği öne çıkarmak teknik direktörün, antrenörlerin işidir. Varsa, olmayan bir şeyi Guardiola da gelse buraya gelecek bakalım. Löw mü gelecek, kim gelecek göreceğiz. Evet, gelsin o... bakalım ne oluyor? Bu takıma ne yapıyorsun? Yapamazsın bir şey bu takıma. Löw bu takıma ne yapacak bu Fenerbahçe takımına? Konuşacağız ne yapacağını. Şimdi Fatih Terim'i dinleyelim bakalım. Beyaz TV Sezgin Gelmez. Hocam şunu sormak istiyorum ben size. Taraftarın bugün tezahüratında, yaptığı tezahüratta size bir mesaj vardı. Fatih Hocam takım neden oynamıyor şeklinde. Şimdi siz bir bu takımın proje takımı olduğunu belirttiniz. Gelecek için çok şey düşündüğünüzü söylediniz ama günlük başarılar da önemli mi hocam? Siz kötü oynadığını düşünüyor musunuz ya da oynamadığını düşünüyor musunuz bu takımın? Ve ligde bundan sonra geride kalan maçlar için düşünceniz, tedbiriniz, hani klasik deyimdir, binleşleriniz var mı hocam? Ne yapacaksınız? Bunu sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Evet, ben de duydum. Niye oynamıyor diyor. Şu ana kadar oynayan bir takım var. Bugün niye oynamadık? Çünkü gol bizi çabuk kırdı, kırıldık. Herhalde gençlerin, ya yine mi kalemize gelmeden kendi hatamızla bir gol yedik, yine mi aynı şeye uğrayacağız kaygısıyla, endişesiyle kafalarında dolaştığını, bunu dolaştığını düşünüyorum. Çünkü bir şok, bir kırılma yaşandı. Çabuk kırıldı ki bunu biz öngörmüştük. İnişleri, çıkışları ama devamlı inişleri esasında açıkçası hiç de tahmin etmedik. Hele hele ilk yarının sonlarında, ilk yarının son maçlarında oynadığımız oyunları görecek olursak kimsenin bu takım ne oynuyor deme hakkı yok. Bu takım ne kaçırıyor deme hakkı var. Nasıl mağlup olduklarımız da ortada. Biz kimse gibi başka bahaneler de üretmiyoruz. Orada bu verilmedi, burada bu alınmadı diye. Tabii ki istedikleri gibi tezahürat yapabilirler. Olabilir ama benim oyuncularım bugün belki başka maçları arattılar ama ilk yarının en iyi oynayan takımlarından bir tanesi biz. Bütün herkes istatistiğe, bütün maçların oyununa, bütün zevk veren oyunlara bakabilir herkes. Bugün için hayır, özellikle gol şokundan kendimizi atamadık. Bizi buradan çıkaracak olan bir şey rakibe gol olarak cevap vermemizdi. Ama gel gör ki bir metreden iki metreden bazen olmuyor. Ama bize her vurulan oluyor. Bu olur bazen. Ben de söylediklerini duydum, merak etmeyin. Ben hiç alışkın değilim. Herhalde onu demek istediniz. Oluyor, onları da görüyoruz. Neler görüyoruz, sadece onları değil. Üzgünüm açıkçası ama buradan çıkacağız. Kendimize yakışmadığını bu yerin biliyoruz. Hiçbirimizin de beklediği bir şey değil. Ama buradan yine çıkaracak olan benim kendi oyuncularımdır. Onlardır, biziz. Ama üzgünüz tabii ki.
Sayın hocam, hafta içi yöneticilerden Sayın Işıtan Gün bir yayına katılarak Pep Guardiola'nın yardımcısı konusunda sizin yardımcılığınız için anlaştığını söyledi. Sizin bu konudaki tasarrufunuz nedir? Bilginiz dahilinde mi? Bilgim yok. Zaten kendisi de söylemiş. Bilgim yok benim. Bu arada sizin sorunuz da herhalde paralelinde oldu. Benim bilgim yok bu konuda. Onun için bir ismi reddetmek için bir tane isim olması lazım ki ben reddedeyim, bilmiyorum. Onun için çok basit bir matematik var. Kendinin suçlu olduğunu ifade eden ben, hayatım boyunca çalıştığım hiçbir arkadaşımı kötü bir dönemde onları işaret eden bir eylem içinde bulunmadım. Bulunmam da. Eğer bir şey varsa benimdir sorumlusu. Yapılacak bir şey varsa bana yapılsın derim. Bu iyi bir zamanda belki de değiştirir merkezi. Ama kötü bir zamanda kabahat bunların gibi, suç bunlarda gibi bir işarette de bulunmam, eylemde de bulunmam. Eğer Galatasaray'ın zararına bir şey olacaksa, önüne biri geçiyorsa ben dahil buna da müsaade etmemedim, hatırlarsınız. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Bir haberim yok o konudan yani. Evet, Fatih Terim'in bilgisi olmadan nasıl yardımcı aranıyor kendisine? Bir, bunu soracağım sana. İki, ilk yarının en iyi oynayan takımlarından biriyiz diyor ama puan farkı 22. İlk yarı fena oynamadı. Bazı iyi maçlar oynadılar. Bazı iyi maçlar oynadılar. Mesela Avrupa maçlarını çok iyi oynadılar. Avrupa'da da... Tabii Avrupa ayrı. Avrupa farklı bir arena. Yani Avrupa'yı iyi oynadılar. Ama ilk yarı bazı maçları oynadılar ama öyle çok iyi oynadılar. Yani Galatasaray'ın bu seneki performansı ligdeki performansı bana göre 10 üzerinden 4-5. Değil mi? Tabii canım. En iyi oynayanlardan biri Avrupa'da olsa ayrı. 22 puan fark olmaz. Avrupa ayrı. Tabii o ayrı. Avrupa ayrı. Ya, Trabzon bile çok müthiş oynamıyor yani. Galatasaray nasıl çok iyi oynuyor diyebiliriz. 22 puan fark var arada. Evet. Onun için Avrupa ayrı. Avrupa'da farklı oynuyor Galatasaray. Türkiye'de farklı oynuyor. Dolayısıyla ben buna çok katılmıyorum. Öteki türlü de büyük ayıp o hocaya sormadan, hani hangi yönetici onu yapmışsa işgüzarlıktır o. Yani kalkıp da Yönetici mi o efendim? Evet. Yani teknik direktöre sormadan o zaman yollayın teknik direktörü. O zaman yani, yollayın. Bir de Fatih Terim gibi bir isme yardımcı yani, bakıp da haberi yani olmaması. Yani oradaki futbolcularınıza yani. Bir kere hakaret yani. Fatih Terim belki de o Işıktan Bey Fatih Terim'den dolayı Galatasaraylı olmuştur. Fatih Terim'in şampiyonluklarından dolayı belki bu kadar. Kaç yaşında bilmiyorum beyefendi. Yaşına bakıyorum şimdi. Bakın yani. Sen öyle deyince merak ettim. Yani Fatih Terim'in bakın şampiyonluklarına kaç, ne zaman başladı? 46 yaşında. Yani belki daha önceden olmuştur. Yani ne bileyim yani belki babası yapmıştır ayrı bir şey. Ama bugün bu ülkede dünyanın her yerinde Galatasaray taraftarı varsa bunun bir numaralı sorumlusu Fatih Terim'in Avrupa şampiyonluğu ve Galatasaray şampiyonluklarından kaynaklanıyordur. Aynen öyle. Git Avrupa'ya her yarı sarı kırmızı Avrupa maçlarında mesela. Onun için yani bu bir saygısızlıktır. Bir teknik direktöre karşı yapılan bir saygısızlıktır. Ben bunu olmuş saymıyorum. Zannetmiyorum böyle bir şey olduğunu. Yakışmamış. Yani. Belki eski Fatih Terim olsa biraz daha tepkiyle karşılayabilirdim. Eski Fatih Terim, yeni Fatih Terim diye bir şey yok. Fatih Hoca'ya söyleyeceğim tek şey var. Transferleri yeterli değil. Bu futbolcular yeterli değil. Evet. Bak ben söylüyorum böyle vurdum duymaz. Böyle lakayt bir futbolcu topluluğu bir araya toplanmış. Bir de bu. Yetenekliymiş. Bana ne abi ne yetenekliyse o zaman oynasın yetenekli. Kızına damat almıyorsun arkadaş. Futbolcu alıyorsun ya. Ne yetenekli hani ne yapıyorlar Onur? Aynen. Hani öyle bakıyorum ki oyun içinde öyle hatalar yapılıyor ki inanılır gibi değil ya. Aynen. Bu arada işte Fatih Terim Hoca da diyor ya. Sabırlı. Bak bugün çok sabır gösterdi 90 dakika. Ama ufak ufak böyle taşıyor ama gibi sanki. Olsun be arkadaş ya. Hafif de olsun. Ama hocanıza sahip çıkın. Takımı kurmuş. Genç bir takım yapıyoruz diye. Fatih Terim de yanılabilir. Fatih Terim de yanılmış. Bence transferlerde Fatih Terim'i yanıltmışlar. Evet. Önemli. Hakemler nasıl? Bugünkü hakem nasıldı? Müthiş. Mesela Halil Dervişoğlu'nun pozisyonu var. Bana göre penaltı biliyor musun? Halil Dervişoğlu'nun pozisyonuna penaltı mı kimse diyorsun? Kimse bilmiyor. Sarılıyor arkadan. Çok itiraz da gelmedi ama yani. Çünkü eskisi yok, gibi. Ruhunu kaybetmiş. Onu diyecektim. Adam ruhunu kaybetmiş oyuncu içeride. Yani öyle bir futbolcu topluluğu var ki. Hiç kendini savunmuyor bile. Hiçbir şey de yapmıyor bile. Hakkını bile aramıyorsun. Bugün mesela Başakşehirli oyuncuları gördün mü Sinan abi? Evet.
Nasıl 10 kişi birden Murat'ın etrafını sarıyor? Aynen öyle. Ya mesela Karagümrük maçı. Abi yani bizim Volkan bir laf söylemiş. Aynısına katılıyorum biliyor musun? Evet, büyük bir iddia attı ortaya. Aynısına katılıyorum. %100 penaltı. Ama işte penaltıdan önceki faul... Ya beni ilgilendirmez penaltıdan önceki faul pozisyonunda. Onu da ya iptal ettiler. O zaman ver faulü ver. Yani. Onu çal o zaman. İşte orta sırasında bir faul varmış o yüzden ne alakası? Onu çal oynatma diyor. Olur mu öyle şey ya? Ha ben burada bir yanlış yaptım. Öteki de bir doğru yaptı. O yanlıştan dolayı olur mu öyle şey? Belki maç değişecekti bugün. Evet. Bir olmaz. De, tabii dünkü maçta dünkü var. Dünkü Malatya maçı hakem kötü. Var hakemi. Çok kötü. Var hakemi kötü. Hepsi kötü yani. No, yani bak kaç hafta sonra küme düşme maçları başlayacak. Takımların kaderleriyle oynuyorlar hakemler. Yazık bak bugün Karagümrük mesela. Belki orada maçın sonu değişecek. Yazık günah değil mi? Evet. O halde Sinan abi dünden beri konuşması çok beklenen bir isim var. Kim var? Öznur Kablo, Yeni Malatya Spor'un başkanı Sayın Adil Gevrek. Ha, şimdi alt yazı gördüm. Sayın Başkan şu anda canlı yayında. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar başkan. Bu arada tabii konuşmamıza başlamadan önce bir geçmiş olsun dileğini de iletiyorum size. Siz de koronavirüse yakalandınız. İyi misiniz? Nasılsınız? İyiyim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Geçmiş olsun başkan. Nasıl şey mi? Omikron mu? Yo iyi çok şükür çok teşekkür ediyorum. Hafif mi geçiyor, nasıl geçiyor? Bir ilk 4 gün biraz ağır geçti ateşlikte ama şu an iyiyim çok şükür. Aman iyi çok şükür. Evet, çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Sağ olun teşekkür ediyorum. Sayın Başkan dün Sezgin Gelmez'le konuşmuştunuz. Bugün de Devrim Zengi'yle konuştunuz ve canlı yayına bağlamak istediğinizi söylediniz. İnsanlık suçu dediniz. Perez'in pozisyonuna. Ben hemen direkt onunla başlayacağım. Çünkü en çok o konuşuldu. Ardından da siz bu maçla ilgili, hakemle ilgili görüşlerinizi ne isterseniz söyleyebilirsiniz. Tabii özellikle aslında dün konuşacaktım da biraz bekledim. Yani işin doğrusunu söylerseniz özellikle de iki pozisyonu üzerinde kendim de çalıştım. Yani bugüne kadar o harekete verilen kırmızı kartı, o hareketin penaltı olup olmadığını, ani bir harekete yanlış bir söylemeyeyim diye çok düşündüm. Hakikaten araştırdım o kadar. Yani şu iki pozisyona baktığın zaman, özellikle de o kırmızı karta baktığın zaman direkt dirsek atıyor. Ve dirsek atan futbolcu da dişlerini sıkarak dirsek atıyor. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Evet, ama Perez. Maalesef var bunu görmüyor. Ve son dakikada olan bana göre %100 penaltı ve bunu var görmüyor, var çağırmıyor. Şimdi şunu söyleyeyim. Artık benim açık söyleyeyim. Artık inancım kalmadı hakemlere. Hakemlere inancınız kadar, kalmadı. Kesinlikle. Ben bugüne kadar evet özellikle de Fırat Aydınus'u ben hakikaten her zaman takdir ettim. Güvendi, beğendiğimde bir hakemdi. Hani burada bilmiyorum varın başındaki hakeme mi artık tarmadı nasıl olduğunu bilmiyorum. Ali Şansal'a. Yapılanın, atanın bana göre mazereti olamaz. Şunu mu acaba merak ediyorum. Geçen Kayseri Spor'da yaşanan sıkıntıların bir bedeli mi ödetiliyor? Bunu açık açık çıkıp birileri söylesin. Çünkü o sağda solda bana söylenirdi. Ben açık açık söyleyeyim. Ve bunun bedelini ödetirler dediler. Ben de şunu söyleyeyim. Eğer buysa futbolun adaleti bu olmamalı. Adaletin olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Futbol gelişmez. Türk futbolu gelişmez. Bir kere adaleti başkası için isteyeceksin ki kendi için de isteyeceksin. Biz adaleti Türk futbolu için istiyoruz. Rakiplerimiz için istiyoruz. Herkes için istiyoruz. Ondan sonra da kendimiz için istiyoruz. Ama maalesef yapılan bu hatalar ve baktığım zaman ya bazen denir ya gri pozisyon. Ben burada gri pozisyon görmedim. Ama burada şimdi niyetler tartışılıyor. Bizim tarafımızda artık niyetler tartışılıyor. Şimdi bir puanla takımlar şampiyon oluyor. Bir puanla takımlar küpeye düşüyor. Ve bu sadece Malatya'yı ilgilendirmiyor. O ligin komplesini ilgilendiriyor. Bugün Malatya Trabzon bana göre ligin 20 takımı ilgilendirir. Bir başka takımın da
aradaki maçları, bütün takımları ilgilendirir. Aslında genel baktığın zaman, çünkü futbolda zincirleme var. Herkes herkesin rakibi. Şampiyonla oynayan birbirinin rakibi. Aşağıda oynayan, küme düşenler de birbirinin rakipleri. Onun için Türk futbolunda maalesef özellikle de VAR'ın olduğu bu senelerde bu kadar hataların olması kabul edilir bir durum değil. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Sevgili Başkan, çok araya bir gireyim. Gerçekten merak ediyorum. Çok araya gireyim. Bir şey soracağım size. Kulüpler Birliği toplantısı yapıyor musunuz? Yapıyoruz. Ne konuşuluyor orada mesela? Ne yapıyorsunuz orada? Mesela sizin Adem Büyük bir maçtan sonra çok güzel konuştu. Hakem geliyor, veriyor kararını, gidiyor. Bizim diyor yapacak hiçbir şeyimiz yok diyor. Biz hakkımızı nerede arayacağız diyor. Çok güzel konuşmuştu o zaman. Adem'in hatta konuşmasını vermiştin de burada. Yani hakkınızı mesela nasıl arıyorsunuz? MHK Başkanı'nı mı arıyorsunuz? Yani Nihat Başkanı'nı mı arıyorsunuz? Ya Kulüpler Birliği'nde ne diyorsunuz orada? Ben Sadi Şener'e sormuştum yıllar evvel. Lig TV'ye gelmiş orada konuşmuş. Ne yapıyorsunuz? Çay kek yiyoruz, pasta yiyoruz. Muhabbet ediyoruz falan demişti Sadir Bey. Yani orada siz Kulüpler Birliği'nde ne konuşuyorsunuz? Yani hep beraber bir araya gelip de bu işleri düzeltemiyor musunuz yani bu hakemleri? Şunu söyleyeyim Sinan Bey. Şu pardon. Şimdi Türk, evet tabii ki bunları konuşuyoruz. Tabii ki Türk futbolu için hakemleri de konuşuyoruz. Diğer soruları da konuşuyoruz. Ekonomik sorunları da konuşuyoruz. Evet. Ama bana göre aynı şeyleri konuşuyoruz. Ya MHK değişiyor, ya o değişiyor, bu değişiyor. Ama hiçbir şey değişmiyor. Ben şunu öğrendim. Artık bir sistemin değişmesi lazım. Kesinlikle. Evet. Çünkü eğer o sistem artık değişmezse MHK başkanı değişir gider. 2 ayda bir MHK değişir. Ama maalesef o aynı kişiler sahneye çıkıyor. Aynı kişiler hatayı yapıyor. Ve aynı kişiler tekrar aynen düdük çalıyor. Aynen. Ben şunu gördüğüm şeyi söyleyeyim. Ve bunu Kulüpler Birliği'ne de söyledim. Bu sistem düşünce değişmediği sürece ve ben o hakemlerin içerisinde ne varsa, bir gruplar varsa onlar temizlemediği sürece bence bu sistem, bu hatalar devam edecek. Ha niye bunu söylüyorsunuz diyecek olursanız, çünkü şunu bana söylediler, ben açık açık söyleyeyim. Yani Malatya'da bir şeyler yaşandı, evet biz sağa indik, belki inmememiz gerekiyordu ama o da oraya nasıl geldi? Ve birilerin çıkıp da şu an bahsettiğim gibi bunu intikamını alacaklar dediği zaman şu an sizin aksiz olsanız aklınıza ne gelir? O zaman siz bunun intikamını mı alıyorsunuz? Adaleti böyle mi sağlamaya çalışıyorsunuz? Peki. Çok pardon. Rica ederim. Olsun. Öksürün. Rahat olun. Öksürün. Aynen rahat olun. Kendinize yani bakın. Bu arada Sayın Başkan. Bir araya girebilir miyim? Ben şunu sormak istiyorum. Biz bugün Fırat Aydın Usta konuşmaya çalıştık. Aradık. Evet. Sağ olsun telefonumuzu açtı. Hayır dedi, bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Telefonu kapattı. Ali Şansalan'a ulaşamadık. Ferhat Gündoğdu MHK Başkanı da telefonunu açmadı. Ama siz kulüp başkanısınız. Bizden daha iyi. Mesela MHK Başkanı'nı arasanız ulaşabiliyor musunuz? Ben MHK Başkanı telefonu istedi. Bugün 2 kere aradım. Telefonu kapalıydı. Ama mutlaka ulaşacağım. Ben bu iki kere aradım bu telefonu işte. Ve bunu mutlaka soracaktım. Hatta Trabzon Malatya maçı ile ilgili mi? Dünkü maçla ilgili mi? Evet, dünkü 12 kere aradınız ve dönmedi size. Evet, ben aradım. Belki telefon yoktur orada ama bugün iki kere kendisini aradım. Telefonu kapalıydı. Ya muhatap bulamıyorsunuz. Muhatap bulamıyorsunuz değil mi? Yani kendi maalesef, çok tuhaf maalesef değil mi ya? Ama şunu söyleyeyim. Yani hakkını nerede arayacak o zaman kulüpler? Şu konuda biz Malatya olarak, Malatya camiası olarak, yani bunu artık bir şekilde dost dememiz gerekiyor. Aslında bu haksızlığın karşısında kimsenin tutmamak gerek. Bugün bize yarın Trabzonspor'un da başına gelebilir. Her şey olabilir yani. Her şey olabilir. Ya Trabzon'un böyle bir şeye de ihtiyacı yok. Onu ihtiyacı yok. Özellikle evet, şunu söyleyeyim. Trabzon zaten lider, ben Trabzon için bir şey asla söylemiyorum. Trabzon'un böyle bir hatalara ve bir galibiyetlere, bu puanlara asla ihtiyacı yok. Bizim zaten Trabzon'la alakalı herhangi bir şeyimiz yok. Evet. Bir şey söyleyemeyiz. Bizim meselemiz Trabzon'da değil. Yapılan hatalarla alakalı. Daha önce Trabzon'a da yaptık veya başka takımlara da yaptık. Bana göre bu Trabzon'a da zarar verecektir ve diğer takımlar da zarar verecektir. Yani bunlara ihtiyacı yok ki zaten Trabzon. Evet. Bugün karşılaştığı zaman evet yenebilir, bizim yenebilir ama biz istiyoruz ki hakkıyla yensin. Hakkımız yenilmez. Aynen öyle. Yani hakemler
tarafından hak verilmesin. Yoksa Trabzon bizi yener, mağlup oluruz. O sorun değil. Evet. Ama şu an yapılan haksızlıkların gerçekten kabul edilir tarafı artık yok. Ve biz bunu federasyona soruyoruz. Gerekeni yapacağız diyorlar. Onu söyleyeyim. Ama bir şey değişmiyor maalesef. Sayın Başkan, şunu da sormak istiyorum. Sinan abi, var mı bir soru? Yok, sen sor. Rejden de kulağıma bir uyarı geldi de. Şimdi hemen reklama gitmeden şunu da son olarak size sormak istiyorum. Emre, söyler misin bir daha? Tamam, neyse, ona sonra geçeceğiz. Siz dediniz ki biz muhatap bulamıyoruz. Bir ara Kulüpler Birliği'nde bir açıklama yapıldı. Siz katılmadınız değil mi ona? Bundan sonra sezonun işte sonuna kadar ya da ilk yarısının sonuna kadar hakemlerle ilgili konuşmayacağız diye bir ağız birliği yapıldı. Evet. O nereden çıktı? Siz katılıyor musunuz buna? Evet, o zaman yani hakemler, evet, rahat bırakalım konuşulsun, hep öyle denildi. Ve bütün Kulüpler Birliği'nde çoğu konuşmayacağız dedik. Biz de zaten Kayseri maçına kadar hiç konuşmadık. Ondan önce de hatalar var. Ama hiç konuşmadık zaten. Sadece Kayseri maçına kadar. Peki. Yani muhatap olamıyoruz derken biz federasyon başkanıyla görüşüyoruz. Ben sadece konuşmuş. Hafta içi görüşmüşsünüz galiba Sayın Nihat Özdemir'le. Orada ne konuştunuz? Nihat Özdemir'in söyleyeceği bir şey. Hakem hatalarını konuştuk. Ne yapacak ki Nihat Özdemir? Ne diyecek ya? Çok pardon ya. Kusura bakın. Bir tarafta da kütürüp yok. Estağfurullah. Biz bunları konuştuk. Ben federasyon başkanının gerekeni yapacağını söyledik. Ben niyetine de şüphe etmiyorum. Evet, doğru. Federasyon başkanı bir şey yapmaya çalışıyor. Ama maalesef bir türlü o sistemi düzeltemediler. Bunu da ben kendilerine söyledim. Yüzlerine de söyledim. Ve hakemin bu konudaki aynı şeyler tekrarlanmasını. Çünkü Anadolu takımları gerçekten çok eziliyor. Belki siz de göreceksiniz. Evet, 4-5 tane takımın hata yapıldığı zaman gündeme geliyor. Ama Anadolu takımları ciddi bir şekilde, çünkü bunlar da birer camialar ve evet, bir puan kümeye düşecekler. Maalesef bunların da Anadolu takımlarının haklarında olması gerektiğini, bunu defalarca söyledim ben federasyon başkanına. Hep güzel bir nedir. Evet. Adalet bütün hepimiz için herkese lazım. Geçerli ve Türk futbolu için önemli. Aynen. Evet. Sayın Başkan. Evet. Çok geçmiş olsun. Tekrardan geçmiş olsun. Geçmiş olsun. İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Pardon. Çok geçmiş. Burada şimdi mesela merci kim biliyor musun? Merci. Melke Başkanı. Melke Başkanı çağıracak. Seyrettik. Melke komitesi beraber seyredecek. Hep beraber kanıya varacaklar. Burada sen var. Hatalısın, çağırmadın. Sen orta, hatalısın. Çağıracaksın ikisini. Hemfikir miyiz? Hatalı mı pozisyon? Hatalı. Çağırdı mı? Çağırmadı. Yanlış yaptı. Bu böyle miydi? Kırmızı mıydı? Penaltı mıydı? Penaltı. Tak! Basacağım bir ay cezayı. Aynen. Bir ay cezalandıracaksın Onurcuğum. Anladın mı? Hani merci kim burada? Yani buradaki karar merciği, bu doğruyu bilen kim? Şimdi arıyorsun Melke Başkanı'nı mesela, bulamıyorsun. Ya Melke Başkan çünkü kaçıyor, diyor ki yani arkadaş diyor hata yapıyor benim hakemim, ne yapayım ben diyor yani. Çıkıp da evet, telefonda evet hata yaptı diyemem diyor. Ama bu tür Sinan abi kritik durumlarda ben Bruno Perez'in yumruğuna şu yüzden kırmızı kart vermedim diye en azından yani veya işte biri çıkıp bilgilendirse. Şöyle veya bugün Halil'in pozisyonu bu, bunları yani bunları açıklayacaklar ki kamuoyu da bilsin, bunları yıllardır söylüyorum ben. Evet. Kaynıyor çocuk Adem. Ya geliyor bir adam dedi, hata yapıyor dedi, gidiyor dedi, bizim de puanımız çoldu, biz diyor hiçbir şey yapamıyoruz. Ben de bunu yıllar evvel söyledim. 2000'li yıllarda menajer döneminde söyledim. Bir tane adam geliyor, senin kaderinle oynuyor, çekiyor gidiyor evine. Sen ona hiçbir şey yapamıyorsun. Aynen. Geçmiş olsun, kaynıyor gidiyor. Bitti. Sinan abi reklamı çok açtık. Reklamdan sonra kim var? Yılmaz Vural var. Vay 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 vay. Reklamların ardından Yılmaz Vural Beyaz Futbol'da olacak. Ayrılmayın, geliyoruz çok kısa bir ara. Beyaz Futbol Cumartesi devam ediyor sevgili seyirciler. Fenerbahçe'ye geçiyoruz. Fenerbahçe'de teknik direktör kim olacak? Löw'ün ismi çok konuşuluyor. Jorge Jesus diyenler var. Ve tabii Bilic'in görevine son verildi Çin'de bugün. Sinan Engin'le değerlendireceğiz. Yılmaz Vural da Beyaz Futbol'la konuştu. Fenerbahçeliler kaçırmasın. Sinan abi hala Fenerbahçe teknik direktörü bulamıyor.
programa başlarken söylemiştim. Yani Bilic'le ilgili bir düşünce vardı. Ama bu Fenerbahçe taraftarından çok ilgi görmeyince Bilic herhalde şu an rafa kalktı. Şimdi Löw. Şimdi Löw'ü anlatmaya gerek yok. Yok değil mi? Dünya çapında bir teknik direktör. Dünya şampiyonu. Yani Almanya'yı almış götürmüş falan. Ama Almanya ile Fenerbahçe bir değil. Alman milli takımıyla Fenerbahçe falan bir değil. Burayı yanılmayalım. Şimdi Löw'ün alacağı para bu zamana kadar aldığı teknik direktörlerin, Ali Koç'un geldiği 4 senedekilerin hepsinin toplamından daha fazla alacak. Maaşı o. Böyle bir rakama. Tamam, Türkiye bir yakın arkadaşı var, onunla konuştum hafta içinde. Türkiye'yi seviyor, Fenerbahçe'yi seviyor, İstanbul'u işte seviyor falan filan anlattı bana. Tamam, çok iyi, güzel. Bir para alacaktır. Onun maliyeti vardır. Transfer yapacaksın. Şimdi sen Löw'ü getirip de bu mantaliteyle gidersen hiçbir şey olmaz. Bu transfer politikasıyla gidersen bir şey olmaz. Böyle dertme çarpma oyuncularla falan filan olmaz. Hiç kendini kandırmayacaksın. Bu transfer işi kolay iş değil. Transfer işi aslında kolaydır ama çok iyi incelemek lazım. Doğru nokta transferleri yapmak lazım. Bir de hangi futbolcu Türkiye'de oynar, Fenerbahçe'de oynar, bu lige uyar, bunu bilmek lazım. Yani Türkiye Ligi çok kaliteli değil ama Türkiye Ligi zor lig. Her Avrupa'da çok iyi oynayan oyuncu, bir normal sıradan takımlarda oynayan oyuncular, bu Fenerbahçe'de çok iyi oynar diye bir kaydı yok işte. Gelenleri gördün, oynayamaz. Yok, gitmez. Onun için yani sen Löw'ü getirdin bu mantaliteyle, Ali Koç aynı şekilde transferlere bu şekilde devam edersen, hiç Löw'ü falan getirme. 2 sene sonra da Löw'ü yollamak zorunda kalırsın. 10-15 milyon euro da Löw'e tazminat ödemek zorunda kalırsın. Evet, yine iş takımda futbolcu da bitiyor diyorsun. Tabii. Sen şimdi Löw'ü getireceksin. Löw'ü getirdiğin zaman Löw'le nasıl bir program çizeceksin? Bu transferleri nasıl yapacaksın? Kim yapacak? Anket nasıl oyuncu alacaksın? Yani Löw hangi santraforu isteyecek? Hangi stoperi isteyecek? Nereden kaleci isteyecek? Ne yapacak? Ne edecek? Yani yeni bir yapılanma isteyecek senden. Kendini rezil etmek istemez koca Löw. Tabii. Yani onun için basit iş değil yani Löw işi. Evet. Löw işi basit değil. Onun için yani yine söylüyorum, sezon sonuna kadar Yılmaz Vural, İsmail Kartal Türkiye'de yani yerli olarak Türkiye'yi tanıyanla denesin. Nasıl bizim Beşiktaş'ın Önder Hoca ile devam ediyor? En doğrusu o. Evet. Şenol Güneş çünkü ben devre arası çalışmam dedi, gelmem dedi. En doğrusu. Ama burada yapacağı Fenerbahçe'nin bu şekilde bir şey. Sen şimdi buraya Löw'ü devre arası getirirsen yıpratırsın. Değil mi? Şu ortamda. Yani zaten bu şampiyonluktan kadroya, kopmuşsun. Bu kadroya getirirsen yıpratırsın. Çünkü bu kadro heyecanını yitirmiş. Havasını kaçırmış bu kadro. Havası gitmiş bu kadronun. Evet. Onun için kendi içinden yerliyle sezon sonuna kadar getireceğin teknik direktörü de dışarıdan gözlemlesin. Doğru söylüyorsun. Yani o da olabilir. Bu ne arada... Bu anket? Sinan abi, ankette Löw şu anda %45 ile önde ama ikinci sırada çok ufak bir fark var. Yaklaşık %42 oy aldı Yılmaz Vural. Ona da İsmail Kartal'ı koymadınız mı? İsmail Kartal şu anda bu ankette yok. Onu da bir anket daha yapar koyarız. Tamam. Bu arada Ali Koç döneminde Sinan abi, hı-hı, Fenerbahçe tam 366 gün teknik direktörsüz kalmış. Ne güzel işte, para vermemiş. Bu arada yeni güne girdik. Saat 12'yi geçti. 367 yapalım onu. Rejiden rica ediyorum. Ha. 367 gün hocasız. Önemli değil ya, olsun. Fenerbahçe. Kalabilir, çok önemli değil. Hocalı da bir şey olmuyor ki. Yani hocalı da bir şey olmadı. Doğru, gelenler. Yani demek ki bak sevgili başkan, Ali Koç başkan. Burada yani akıllı bir insansın. Bizim sana buradan akıl vermemize gerek yok ama futbolda herkesin bir bilgisi vardır. Onu anlatırız. Geldiğinden beri neden hata yaptığını, nerede yanlış yaptığını ben sezon başında ilk geldiğinden kokudan beri söylüyorum. Bu iş futbolcu işi. Önce iyi futbolcu alacaksın. Ya bak çok kısa bir örnek veriyorum. Çok kısa. Sergen Belap da Sinan abi dedi. İkinci yarı dedi. Abu Bakar yok dedi. Oynamadı dedi. İki maç daha olsa şampiyonluk gidiyordu. Evet. Abu Bakar'ın oynamadığı maçlarda zorlandı. Kazanamadı, kaybetti berabere. Ha öyle öyle gitti falan. 11 falan. Maç oynamadı. Bir golle kazandı. Kaç puan fark vardı, kapandı. Evet. Neden? İyi oyuncuyla alakalı. Bu oyuncu işi. Al ne oldu, aldın. Başuay'ı aldın. Ne oldu? Olmadı, tutmadı. Olmadı.
2 milyon euro, 3 milyon euro fazla verecektin. Abubakar'ı tutacaktın. Değil mi? Evet. Beşiktaş'ın da yapmış olduğu hata o. Buradan devam edecekti. İyi bir yani, sözleşmeyle. Aynen devam edecekti. Yani onun için diyecek sevgili başkan da buradan diyecek ya ben ne yapıyorum? Ne yapıyorum şimdi ne yapacağım? Veya ne yaptım bu zamana kadar? Demek ki önce bir doğru iyi transfer yapalım, iyi futbolcu alalım. Evet, en önemlisi takım oyuncular transfer. Ben şimdi Galatasaray'a kızayım, Galatasaray'ı, Fatih Terim'i yeneyim diye İrfan Can'ı almayacağım mesela. Mesut var çünkü. Mesut yoksa İrfan Can'ı alacağım. Yani anladın mı? Evet, aynı yani, tip oyuncular bu iş aldı yani, diye de çok bu, eleştirildi. Şu takım çok iyi, şunun şu takım oyundaki oyuncusu çok iyi. Ya var ondan niye alıyorum kardeşim ya? Var ondan. Yani ihtiyacın varsa mesela Vizca'yı alacaktın mesela sağ kanada. Yani. Kanadın yok. Ben şimdi Trabzon'a yine söylüyorum. Vizca yetmez. Yine alacaksın başka al. Bir tane daha al. Yetmez. Uzun maraton bu. Evet, ha, tamam. Allah'tan arkandan çok gelen yok. Fener, Galatasaray, evet. Beşiktaş anladın mı? Yani bunlar arkanda değiller. Yetişemezler sana. 18 maç daha var tabii. Yetişemezler. Garanti çünkü Trabzon'da de sakatlar ama var, eksikler var. Aynen. Sinan abi, Yılmaz Vural Hoca bir telefon röportajı verdi. Öyle mi? Devrim ya? Ben Zengi'ye. Bağlandı zannediyorum ha. Hemen sıcağı sıcağına. Bakalım, tamam dinleyelim. Şimdi önce bir onu dinlemeden önce Yılmaz Vural ile ilgili bir açıklama yapmıştık biz YouTube'da. Onun bir grafiği gelsin. YouTube yayınında Beyaz Futbol'da konuşmuştuk. Sezgin Gelmez konuşmuştu Yılmaz Vural'la. Fenerbahçeli bir yöneticiyle uzun uzun konuştum. Benim gelmeme sıcak bakıyorlar ama son sözü Başkan Ali Koç söyleyecek demişti. Bunu biz yayınladık salı günü. Sonra bugün akşam saatlerinde Kıbrıs'ta bir seminerde konuşmuş Yılmaz Vural. Haberimizi doğrulayan bir açıklama yapmış. O da gelsin ekrana. Fenerbahçeli yöneticilerden teklif aldım. Beni aradılar ancak son kararı Ali Koç verir. Önümüzde biraz daha zaman var. Bekleyip ne olacağını göreceğiz. Akşam saatlerinde gelen açıklama bu. Fenerbahçe yöneticilerden teklif aldım. Evet. Beni aradılar ancak son kararı Ali Koç verir. İş bitmiş demektir yani ya. İşte biz hemen aradık Yılmaz Hoca'yı. Kıbrıs'tan dönüşte havalimanında sıcağı sıcağına sevgili, az önce konuştu. Sevgili başkan işte ver Yılmaz Vural'a bir şansı. Ver işte sezon sonuna kadar. Mayıs'a yani, kadar. Ver bu şansı çok da istiyor, çok arzu ediyor. Mayıs'a kadar ver şansı dene. Tutarsa devam edersin, tutmazsa zaten yani kaybedecek bir şeyin yok. Evet. Yani Pereira'dan az adam mı Yılmaz Vural? Değil tabii ki. 10 tane Pereira cebinden çıkarır bilgisiyle. Oo, Yılmaz Vural 10 tane Pereira'yı cebinden Pereira çıkarır. 10 tane Pereira çıkarır bilgisiyle. Manşeti Yılmaz Vural. Verelim tweet'e atalım. Bak güzel. Hocanın biraz magazinsel yönleri olduğu için, fazla şey yaptığı için, fazla işten olduğu için, fazla samimi olduğu için bizim hocayı biraz şey yapıyorlar anladın mı? Biraz daha ağır takılsa hoca. Bugüne yani, kadar çoktan gelirdi değil mi yani, öyle olsun? Çoğu teknik direktörü bilgisiyle cebinden çıkarır. Ama bu ülkede bunu ben yıllardır anlatıyorum. Bu iş futbolcu işi. Kardeşim ben 100. yılda Sergen almasaydım şampiyon olamazdım. İlhan Mahsus almasaydım şampiyon olamazdım. Tümer almasaydım şampiyon olamazdım. Net. Aynen. Bu kadar işte. Ben mi yaptım? Hayır, onlar yaptı. Sergen attı şampiyonluk geldi. Lüçesko mu yaptı? Ne alakası var? Antrenman yaptırdı. O bak bu çok konuşulur. Biz para giderini, parayı ayarladık. Gelir giderini tabloya ayarladık. Evet bunlar yaptı arkadaş. Lüçesko antrenman yaptırdı. Bunlar antrenman yaptırdı. Bunlar oynadı. Sergen Deniz'de attı top direkt hop hop döndü girdi. Hop döndük oradan hayata döndük. Belki kazanamasaydık orada o frikik hatırla evet. Attı oradan. Kazanamasaydık bitiyordu iş belki. Öyle değil mi? Lüçesko antrenman yaptırdı. Oyuncum var mı arkadaş? Aynen. Oyuncum var mı? Kaan Dobra, Dobrovski'yi de Kaan mi? Kaan Dobra'yız. Bu şimdi Sebra, Serdar Topraktepe. Aynen. Tamer Tuna hep bunları ben aldıydım o zaman abi. Bir Gençler Birliği maçını kurtarmıştı Kaan Dobra hatırla. Uzak iki tane attı hem de. Evet. Yani onun için. Deplasmanda. Yani söylemek istediğim bu iş oyuncu işi. Yani Lüçesko bilmem ne falan değil abi. Lüçesko diyorsun sen. Shakhtar'a şampiyon yaptı. Kaç para transfer yapıyordu sen biliyor musun? 20 milyon euro oyuncu transfer ediyordu. Evet. Brezilya'dan tek. Brezilyalardan. O zamandan. Yani bu iş oyuncu işi. Anlatamıyorum. Ha oyuncuyu da yönetmek için de doğru antrenör. Ya, bu da o antrenörün artık olacak o kadar şeyi. Evet. Dinleyelim mi Yılmaz Vural'ı? Yanlış mı söylüyorum? Doğru söylüyorsun. Yani Sergen'i biz çok güzel çocuk. Kulakların çok güzel. Sergen seni çok seviyorum. Ha harika gülüyorsun canım benim. Ben Sergen'i onun için almadım.
Yani. Yeteneğinden dolayı aldım. Çapraz bağ kopmuştu. Değil mi? Sakatken aldın, evet. Güvendin. Evet. Ama ne tümörle demişti Sergen Yalçın? Ortalık ayağa kalktı Samsun'dan. Tümörle ilan aldığım zaman. Ama niye? İnandığım için onların futbolculuklarını aldım. Aynen. Bu. Ama yanına da asker yerleştirdim. Bunlar generaldi. Bu iş budur. Transfer budur. Cunti'ler vardı. Ya yani... Onlar sonra Cunti'de falan. Cunti normal sıradan oyuncuydu. Normal tamamlayınca oyuncu Cunti falan. Evet. İşi bitirenler orada şeylerdi. Evet, Fenerbahçe taraftarı bekliyor Sinan abi, müsaadenle hemen. Görüyor musun? Bizim alkolik de şey oldu. Hangisi? Alkolik, Instagram'daki hangi videomuzu paylaşmış? Yok mu? Yok. Korona oldu. Çok geçmiş olsun kardeşim alkolik Ramazan. Aa, Ramazan. Ramazan değil ismi. İsmi bilinmiyor. İsmi bilinmiyor mu? Yok. Ben yanlış hatırladım. Yok, pardon. İsmi Ramazan değil onun. Çok geçmiş olsun. Aynen öyle. Peki. Alkolik yorumlara geçmiş olsun diyelim. Alkolik yorumları takip edin. Twitter alkolden fenomeni. Uzak durun. Tabii yani ismi alkolden öyle. Alkolden uzak durun. Kullanıcı ismi Kartal öyle. Kartal Analiz sen neredesin ya? Kartal Analiz'de ya kayıpsın oğlum. Bugün video oğlum. Paylaşmamış mı? Hiç ya. Kartal Analiz neredesin oğlum? Tolunay burada mı? Tolunay burada. Hem de Tolunay geçmiş story atmış. Ekranın başına geçtim dedi. Tolunay Ören. Ekranın başına geçtim dedi. Şu an sizi seyrediyorum dedi. Öyle evet. Mi? O zaman selam Tolunay bir selam hak etti. Messi'ye selamlar. Messi. Messi. Vasat Messi. Seni vasat Messi seni. Messi sen Tolunay. Üçünüzün fotoğrafı çok güzel. Evet. Nerede denk geldiniz? Karşıda oturduk beraber. Evet, Yılmaz Vural'ın telefon röportajı hazır. Hadi bakalım neler söylemiş. Fenerbahçelileri bekletmeyelim daha fazla. Bir panele katıldınız, bir açıklamanız var. İşin aslı nedir hocam? Bunu söyleyebilir misiniz? Yani konuşuyor idarecilerin bazıları arkadaşlarım. Yönetim kurulunda bu konu konuşuldu. Ama daha Ali Bey'in bu konuda karar vermedi. İfade ediyorlar yani konu bu. Teklif yapan yok. Ha, kendi aralarında konuşmuşlar sadece. Ya çok ödüldü. İşte X var, Y var, Z var, Yılmaz da var falan filan gibi bir şey yani. Hocam. Teklif etmek anlamına gelmedi. O öyle bir şey. Başkan veriyor kararı orada. Başka kimse vermiyor. Ali Bey'in kararı. Kimse bir şey diyemiyor. Bir panele katıldınız, bir açıklamanız var. İşin aslı nedir hocam? Bunu söyleyebilir misiniz? Yani konuşuyor idarecilerin bazıları arkadaşlarım. Yönetim kurumda bu konu konuşuldu. Ama daha Ali Bey bu konuda karar vermedi. İfade ediyorlar yani konu bu. Teklif yapan yok. Ha, kendi aralarında konuşmuşlar sadece. Ya çok ödüldü. İşte X var, Y var, Z var, Yılmaz da var falan filan gibi bir şey yani. Hocam. Teklif etmek anlamına gelmedi. O öyle bir şey. Başkan veriyor kararı orada. Başka kimse vermiyor. Ali Bey kararı. Kimse bir şey diyemiyor. Evet, X var, Y var, Z var, Yılmaz da var diye bir konuşma geçmiş. Sevgili yönetimi. Fenerbahçe Başkanı'na buradan nacizane tavsiyem. Teknik direktör belirlenir. Ama teknik direktör şu an gözlemler. Bu takıma 3 tane, 4 tane iyi transfer yapılır. En başta bir tane baba golcü alınır. Çok kritik, önemli yerlere 4 tane kilit oyuncu alınır. Elindekilerden daha iyi. Aynı ayarda değil. Hep domates doldurmayacaksın. Anladın mı? Hep aynı ayar. Bakıyorsun bunlar hep aynı. Anladın evet. mı? Biraz da büyük greyfurt alacaksın böyle. Anladın mı? Suyu bol olsun. İçeceksin. Anladın mı? Ciddi söylüyorum. Gülme oğlum. Vitamin. Biraz da şeker atacaksın. Heh, işte. Vitamin oğlum. Onlar greyfurt. Sadece domates oldu mu olmuyor işte. Böyle evet. oluyor. Ayva mayva. Onun için burada işte Galatasaray'da çekiyor sıkıntısını. Buyur işte. Hakan Keleş Fatih Terim'den daha iyi mi futbolu? Yok. Değil mi? Bir takım daha iyi oynuyor. Giresun daha iyi takım. Değil mi? Giresun daha iyi takım. İş futbolcu da bitiyor diyorsun. Ya kimde bitecek ya? Aynen öyle. Ya teknik direktör bir yere kadar. Ya sana anlattım işte. Lucescu antrenman yaptırır. Yaptırdı, antrenman yaptırdı. Tamam, çok iyi taktisyendi. Kime verdi taktiği? Futbolcuya. Bitti. Sergen'e verdi, İlhan'a verdi, Tümer'e verdi. Aynen. İşi çözüyorlardı orada. Sahanın içinde şöyle yap, böyle yap diyordu falan filan. Kitleniyordu. Sergen tak frikik. Tak aradan İlhan çıkıyordu. Maç bitiyordu. Yani onun için bu işi sonuçta futbolcu belirler. Onun için ben dedim ki burada antrenörünü belirle. Yeni sezonu. Ama Allah aşkına geçmişten ders al. Ya bu sefer de iyi alayım ya de. Marka oyuncu getireyim de ya. Baba transfer getireyim de bitir işi. Bu kadar. Aynen. Bu arada eğer Jesus olursa Sinan abi şöyle de bir iddia var. Ha. Alex... Aynı dili konuşuyorlar ya, ikisi de Portekizce. Biri Brezilyalı, biri Portekizli. Evet. Yardımcısı olacak. Jesus gittiğinde de Alex'le devam edecek Fenerbahçe diye bir iddia var.
bu model nasıl bilemem, olur? Bilmem, o çok zor. Bu ihtimal o. Bilemezsin onu. Şu an değil. Önce bir teknik direktörünü bulsun da. Değil mi? Yesus gider mi gitmez mi onu bilmiyorum. Önce bir gelsin birisi. Bir görelim. Gelsin. Ya bak sevgili Onurcuğum yine anlatıyorum. Gelmesi sorun değil. Teknik direktör bulunur. Doğru transfer yapılsın. Hep aynı adamlar var. Aynı ayarda adamlar. Aynı tip oyuncu var Fenerbahçe takımında. Anlatamıyorum. Bizim apucum da anlamıyor ya. Onu da söylüyorum ya. O diyor ki bu çok iyi, şu çok iyi. Hey neredeler iyi de? Nerede Pelkas? Apo iyi diyor da niye oynatmıyorlar abi? He? Evet. 17 puan geride. Pelkas çok iyi diyor. Öteki İrfan süper diyor. Mesut süper. Öteki süper. E niye oynamıyorlar? Antrenör engellemiyor ki senin de oynamanı. Değil evet. Abi. Tamamlayan oyuncu, birbirini tamamlayan oyuncu bulmak lazım. Bugün Galatasaray takımında bir tane bomba santrafor olsa hepsi eşlik eder onlara. Gelenleri atsa hiç bu durumda olmaz. Bitti 3 olur maç. Aynen. Hepsi eşlik eder. Onlar da ona uyar. Takımı oynatırlar. Değil mi? Yani hatırlasana sen eskiden Galatasaray'ın 2000'li şampiyonluğu. Hakan Şükür vardı. Sağ beke kadar depar atıyordu, kovalıyordu. Hacı vardı. O devreye giriyordu. Bilmem ne yapıyordu. Böyle bir kadro. Suat, Okan, ne o? Emre. Evet. Pirana gibi üçlü. Orta daha pas yaptırmıyorlardı. Oradan Hakan çıkıp vuruyordu. Hacı buradan geçiyordu. Öteki taraftan frikik atıyordu. Müthiş bir kadroydu kardeşim bu kadro. Yani bu kadroyu sen ne yapıyordun yani? Fatih Hoca beyinlerin içine mi girmişti? Hayır, yetenekleri vardı bunların. Var olan yeteneklerini ortaya çıkardı. Çalışarak, antrenmanı vererek, iyi taktik vererek. Senin istediğin, şimdi Olcan'a, Halil Derişoğlu'na taktik vermiyor mu Fatih Hoca? Veriyor ama yapamıyorsun. Ne kadarını yapabiliyor? Kapasite bu. Bunu anlatıyorum. Evet. Şimdi o halde Beşiktaş'ı da biraz konuşmamız lazım. Koronavirüs nedeniyle çok eksik bir kadroyla oynayacak. Şimdi Futbol Federasyonu'nu eleştiriyorum ben. Çok seviyorum. Ya tabii ilk tanıyan futbol adamı da benim. Ankara Gücü'nde ben oynarken Ankara Gücü'ne idareciyim. Ya bu Beşiktaş takımını, tamam Fener'in de iddiası yok. Beşiktaş'ın da olabilir. Çok önemli. Ya arkadaş gidiyor doğaya. Kupa oynuyor. 7 tane 8 tane oyuncusu korona oluyor. Hasta bilmem ne. Teknik direktör korona. Hiç de önemli değil. Önder Hoca'ya da geçmiş olsun. Abi niye pazartesi oynatmıyorsun Beşiktaş'ı ya? Salı oynat ya. E ne var ki? Salı oynat yani. Evet. Fenerbahçe pazartesi oynuyor. Beşiktaş pazar oynuyor. Yani Rize Spor bir şey demez ki ona. Yani. Ne diyecek Rize Spor? Zaten eksiği var. Yani ya hani bir alakadır işin anladın mı? Bir saygıdır camiaya. Evet. Fenerbahçe'yi pazar günü oynat. Beşiktaş'ı pazartesi oynat veya yani. Yani kimse de hayır demezdi ya buna. Kim ne diyecek ya artık ya? Maçın ertelenmesini istedi yani, Beşiktaş. Reddedildi. Olmaz. Protokolde yok. Protokolde evet. Öyle bir şey yok. Ertelenme yok. Ama eksikler bir gelsin ekrana. Ama bir saygıdır yani bu. Bir saygıdır. Yazık günah. İşte Atiba, Mehmet Topal, Pjanić, Teixeira, Larin, Enkudu, Gezal, Kenan Karaman. Ya kadro geniş. Var oyuncu. Arkada oluyor. Ne? Rozier, Vida, Montero, Rıdvan yapıyorsun. Ön taraf Josef falan. Hepsini doldur. Yani orta sahanda var. Kadro geniş. Sıkıntı yok. Ama bu işin bir de şeyi vardır ya, saygısı vardır değil mi? Evet. Yani yoruldu takım yani gitti. Zaten yurt dışında yani oynatmışsınız kupayı. Yani. Hani yani. Biraz daha hoşgörü. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Bekliyordu Beşiktaş. Süper Kupayı Önder Hoca'yı tebrik ediyorum. Şimdi bu Önder'e bizim Olcan'ı sordum Önder'e. Olcan altyapı hocası da bak. Altyapı resimlerine bakın hep Olcan da vardır. Evet beraber var fotoğrafta. Olcan dedim bu dedim bizim Önder dedim. Biraz oynuyor mu dedim bu kadar dedim. Devamlı Beşiktaş falan. Yok baba dedi ya. Hasta dedi o dedi. Acayip dedi o dedi. Beşiktaş dedi. Kafayı Beşiktaş da bozmuş baba dedi o. Kırık dedi onun kafa dedi. Beşiktaş hastası dedi o. Hep öyleydi o dedi. Biz altyapıdayken de öyleydi dedi. Hani bazıları mesela diyor ki ya oynuyorsun falan işte biraz çok da falan da filan da bilmem ne falan işte. Hoca ha, çok evet, eksajer ediyorsun falan tribünlere mi oynuyor gibi falan diyenler hiç var. Hiç alakası yok dedi. Baba öyle dedi. Hep öyleydi dedi. Hep öyleydi dedi yani. Evet, zaten tezahüratlara yani eşlik ederken falan görüntüleri var. Halime bak koçum benim be. Evet. Bu arada Serdar Hoca korona. Vay benim şaşo korona mu? Şaşo benim adamım. Önder Hoca korona. Çok geçmiş olsun. Dileklerimizi Halim de iletelim. Kardeşimi çok severim. Beraber de oynadık. İyi futbolcuydu. Santrafordu. İyi de futbolcuydu. Sessiz golcü. Sessiz hayalet. Lakabı hayalet gibiydi. Çok iyi oyuncuydu. Salih'den gelmişti Beşiktaş'a.
iyidir. Yıllardır altyapıda çok ahlaklı, çok beyefendidir. Zaten çok ahlaklı beyefendi olduğu için de altyapıda duruyordur bizden. Taborda biliyorsun Mehmet Hoca var. Mehmet abi geldi. Mehmet Ekşi. Evet, Mehmet Ekşi. Yardımcısı bizim sevgili Yasin Sülüm var. Müthiş bir orada bir organizasyon var. Mehmet Ekşi'yi zaten ben de menajerken de Mehmet abiye getirmiştim zaten. Çok güvendiğim için futbol bilgisine, kendisine de, ahlakına da aynı şekilde. Yasin'e de aynı şekilde. Yasin Sülün de hepsi çok yetenekli, çok becerikli. İleride inşallah A takım onlara emanet edeceğiz. Halim'e de yarın başarılar diliyorum. Takımın i̇nşallah başında Halim Hoca çıkacak. Yarın eksikler var. Eksikler var ama olsun. Beşiktaş takımıdır. Çıkar oynarlar. Çok üzülmem yenilirse. Çünkü Rizespor Başkanı çok samimi arkadaşım Tahir Kıran. Tahir Kıran'ın da kazanmasını da isterim yani ayrıca. Tahir Kıran için de isterim. Buradan net de söylüyorum da, biliyor musun? Çok da üzülmem. Can derdinde. Çünkü Beşiktaş'ın şampiyonluğuna iddiası yok. Bir iddiası yok. Evet. Ama Tahir Kıran için de çok üzülmem biliyor musun? Bunu da söylüyorum. Net buradan. Evet. Şimdi Tahir Kıran başkandan bir başka başkana geçelim mi Sinan abi? Çok önemli bir başkan. Özellikle bu sene çok konuşuluyor. Balotelli'si, Belhanda'sı, şusu busu derken Murat Sancak'la bir özel röportaj yaptık. Vay büyük başkan ne takım yaptı görüyor musun? Aynen. Yazın beraberdik. Başkanla konuştum ettim. Ya bu Balotelli, Malotelli eleştirdim. Helal olsun biliyor musun? Murat Sancak başkanı da tebrik ediyorum. Bizim Metin de, Metin Korkmaz'ı da transferleri de tebrik ediyorum. Evet. Bütün transferler iyi. Kesinlikle. Bugün de bir Mustafa Kapı'yı almış galiba. Genç olanla başkanı Instagram'da gördüm fotoğrafını. Instagram'da gördüm Murat Sancak. İlk bana bu hocayı söyledi. Fenerbahçe de bu hocanın peşindeydi dedi. Montella. Montella'nın peşindeydi dedi. Bunu alıyorum dedi. Abi dedi çok iyi dedi. Murat Sancak 2-3 sene içinde buradan Adanalılara söylüyorum. Adana Demirspor'da bir 6 ay oynadım ben. Adana Demirspor 2-3 sene içinde ben bu Adana'dan bir şampiyon Murat Sancak'ın çıkaracağını düşünüyorum. Olabilir. Adana Demirspor'dan şampiyon çıkaracağını düşünüyorum. Bak Olcan'ı gördün mü yukarıdan soldan ikinci. Tanıdık geldi mi diyecektim. Batuhan'ın yanında. Batuhan Karadeniz. Onun yaşı evet. Büyük müydü? Batuhan'ın boyu. Batuhan bir yaş ufaktır Olcan'dan. Necip olması lazım orada. Necip var. Altta Necip olması lazım. Ali Küçük var. Ali Küçük. Önder Hoca nerede? Önder Hoca en sağda. Baştaki mi ha? Evet. Eşofmanlı, gri eşofmanlı. Evet. Bak Olcan da orada işte. Evet. Oğulcan'la Önder Karaveli Hoca aynı takımda Beşiktaş'ın altyapısında. Aynen öyle işte. Evet Murat Sancak'ı bir dinleyelim kısaca. Dinleyelim başkan var mı röportajı? Uzunu detaylısı YouTube'da da. Başkanım biz buradan selamlar. Flash yerleri bir derledik sizin için. Hadi bakalım. 3 sene içinde şampiyon bekliyorum Adana Demirspor'u başkan. Olabilir neden olmasın. Buyurun. Pazartesi günü Fenerbahçe ile zorlu bir deplasman maçınız var ama Balotelli'nin hastalığa yakalanması, Fenerbahçe maçında oynayamayacak olması. Bir dünya yıldızı. Çok önemli bir futbolcu. Fazla bir rahatsızlığı yok. Sadece ateşi yüksek. İnşallah en yakın zamanda daha güçlü bir şekilde döner. Netice itibariyle Fenerbahçe maçı önemli bir maç. İlk maçta elimizden kaçırmıştık. İnşallah bu maçta yeneriz. Netice itibariyle Balotelli yok. Ama en az onun kadar değerli futbolcularımız var bizim. Yani netice itibariyle 11 kişi çıkıp oynayacak. İddialıyız yani. Her çıktığımız maç gibi yani Beşiktaş'a karşı da oynadığımız anda Trabzon'a karşı da oynadığımız anda oydayla çıktık. Evet biz Fenerbahçe'yi yenmek için geleceğiz. İşin özü bu yani. Ha Allah nasip ederse o gün de futbolcularım da çok isterse şans da bizden yana olursa kazanmamak için bir sorun yok yani. Tabii Balotelli çok özel bir insan. Yani ben bir başkan olarak bırak bir futbol sever olarak yani oturup koltukta Balotelli'yi seyrettiğim zaman keyif alıyorum yani. Çok özel bir oyuncu. Evet zor bir oyuncu. Hırslı bir oyuncu. Bizim, başım nasıl idare ediyorsunuz? Bizim Türk diliyle deli diye tabir edilir ama ben hırslı bir oyuncu olarak görüyorum. Bize bana çok büyük saygısı var. Çok da seviyor. Ben de ona saygım var ve ben de seviyorum. Ama hiçbir zaman en ufak bir dipsizliği olmadı şu ana kadar. Antrenmana herkesten önce gelir. Oradaki genç çocuklara, genç futbolcularla ilgilenir. Yani bugün Yunus olduysa, Vargas bugün iyi performans gösteriyorsa bu Balotelli sayesinde oldu. Yani. Umay'a nasıl tuttu peki başkanım? Neydi yani onun sırrı neydi? Deli deliden anlar yani. Şimdi eğer birisini deli diye nitelendiriyorsanız bir deliye deli denmez. Delili suyuna doğru gireceksin biraz. 3 yıllık sözleşmemiz var kendisiyle. Serbest kalma maddesi de var. Ama netice itibariyle Balotelli'nin ifadesini söylüyorum. Benim olmadığım bir ortamda aynen şunu söylemiş.
yapmış. Başkan beni göndermediği sürece ben hiçbir kulübe gitmem. Ama başkan bir gün bana git derse bile kulübe para kazandırmadan da gitmem. Şu anda da Katar'dan da teklifler var. İngiltere'den de teklif var. İtalya'dan da var. Soruyorlar. Verir misiniz diye soranlar da var. Başkan, en iyi oyuncularınızdan biri yani tartışmasız Yunus. Ama sizde kiralık oynuyor. Galatasaray'ın malı. Ne olacak sezon sonunda? Sizin kalmasını istemeniz gibi bir şey söz konusu. Talep ederiz. Anlaşırsak alırız. Vermek isterlerse verirler. Vermezlerse de dünyanın sonu değil. Yunus'u çok severiz. O da bizi çok sever. Ama bu sene sonu da olmazsa 2 sene sonra yine olur. Yunus Adana Demirspor yine gelir Yunus. Yine gelir yani. Ama Galatasaray 2 tane attıktan sonra Galatasaray'ı bize vereceğini düşünmüyorum. Vermez. Onu çünkü yerde... taraftar tepkisinden dolayı veremezler. Adanalı değilsiniz ama artık Fahri Adanalısınız ve Adanalı... Yani çok Adanalı'dan daha iyi Adanalıyım, onu söyleyeyim yani. Fatih Hoca'da niye Adanalı mısınız başkanım, onu sorayım. Yani Adana şehrinin bir simgelerindendir Fatih Hoca. Yani nasıl değerlendirirsiniz, nasıl görürsünüz? Şöyle, Fatih Hoca tabii yani bizim abimiz, severim Fatih abi. Adanalı. Adana'dan çıkmış. Bilir. Adana'ya borçlu yani Fatih derim. Bileceği gibi Adana'dan çıkmışsın. Ben Sidli, o Adanalı diye düşündüğün zaman benim yaptıklarımla onun yaptıklarına baktığı zaman ben daha fazla Adanalıyım. Çok kusura bakmasın burada Fatih Hoca. O zaman borcu var yani Fatih Hoca. Borcu var tabii. Ben onu söylüyorum yani. Kalkıp oradan dilenmiyoruz yani. Ama bazen birisi verilmesi gerekiyorsa, istiyorsa 3 takım ya Adana'yı tercih etmesi gerekiyor yani. Gençliğinizde taraftar olduğunuz kulüp hangisiydi? Bunu söylemekten de çekinmem. Söyledim de ben İyi bir Fenerbahçeliydim. Fenerbahçelisiniz. İyi bir Fenerbahçeliydim. Yani kongre üyesiydim. Lojam da vardı orada. C5 lojası benimdi yani. İyi bir taraftarıydım da. Hatta o zaman Aziz Başkan da yönetime de giriyordum. Son anda vazgeçtim. Eğer kalmış olsaydım Fenerbahçe'de olabilirdi yani. Adana Demirspor aklımın ucundan bile geçmezdi yani. Ama Fenerbahçe'den şu kadarcık bir şey kaldı mı içinde? Hayır. Adana Demirspor %100'ünü aldım. Hatta bazen taraftarlarla sohbetinde diyorum ki en azılı taraftardan bile daha azılı bir Adana Demirsporluyum. Evet, yine renkli kişiliğiyle çok güzel bir röportaj verdi. Teşekkür çok ediyoruz şey, Murat Başkan'a. Aynen. İşten bir de şey yani direkt iş konuşuyor çekinmeden. Çünkü kalbi de temizdir, iyidir. Çok aynen. Eski arkadaşım zaten. İçi dışı bir. Aynen. Röportajın tamamı Beyaz Futbol YouTube'da. Beyaz Futbol mutlaka YouTube. Beyaz izleyelim. Beyaz Futbol YouTube'u kaçırmayalım. Seyredelim. İnstagram'ın patlamış, ne olmuş ya? Seyremuştu. Maşallah. Bu Tolunay var ya, maşallah. Tolunay. Maşallah. Tolunay Ören. Büyük YouTuber Tolunay. Messi. Messi hakikaten. Tolunay Ören. Messi. Evet, bu arada başka bir YouTuber geçen hafta ben Rasim'i trolledim, gördün mü? Yok. Aziz Yıldırım sesiyle Rasim'i trolledik. Yok. Beyaz Futbol YouTube'da. YouTube'da mı? Taklitman TV var. Mehmet. Evet. O da bizi izliyormuş buradan. Taklitman'a da çok çok selamlar. Ya. Müthiş taklitler yapıyor sevgili Aziz Yıldırım, Fatih Terim. Seni şakalasak kızar mıydın bize? Hiç kızmam ben. Ne kızar? Vallahi keşke arasaydık seni Fatih Terim sesiyle. Sevgili kardeşim, Başarıcı Süleymanoğlu bizi seyrediyormuş. Çok zayıflamışsın abi dedi. Başarcığım darısı başına, öpüyorum seni Başarı aynen kardeşime. Maşallah. İnşallah. Başarıcı Süleymanoğlu kardeşim, öpüyorum seni. Evet. Instagramlarımız bir ekrana gelsin. Beyaz Futbol TR Instagram hesabını mutlaka takip edin. Canlı yayınlarımız devam edecek. İşte Sinan Engin'in Instagram hesabı kaç oldu? 600 bini geçti değil mi Sinan abi? 640 bin. 1 milyon yaptı Olunay burayı. 1 milyon. Tolunay, 1 milyona gidiyoruz Tolunay. Z kuşağına sesleniyoruz buradan. Tolunay. 1 milyon. Bak bakalım, iyice göster tam sayfayı. Tam sayfa gösterelim. Evet, 640 binden fazla geçti. Takipçi. Müthiş. Hakikaten müthiş. Benimki de o Onur Yıldız. Instagram adresinden takip edebilirsiniz. Bu arada Sinan abi, eğitim kurumları bizim için çok önemli. Özden Cengiz Anadolu Lisesi geçen hafta yılbaşından önce bir panele katılmıştım. Evet. Görüntüleri de bir ekrana getirelim. Plaket verdiler ödüle bize. Doymuyorsun. Ödüllendirdiler. Çok teşekkür ediyoruz. Görüntüler de bir ekrana gelsin. Okul müdürümüze, Ayşegül Hoca'ya hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. İnanılmaz bir ilgi var biliyor musun öyle Sinan abi? Seni fıkralarını soruyorlar. Sinan Engin'in fıkralarında niye gülmüyorsunuz diyorlar. Bilmiyorum. Vallahi o kadar soru geldi ki. Gülmüyorlar abi. Ayıp ediyorlar. Yarın bir tane de anlatır mısın? Anlatırım yarın. Tamam. Yarın Sinan Engin fıkra anlatacak. Tolunay Ören'i çıkaracağım bir gün programa. Aa, bir cumartesi YouTube alalım. Bir cumartesi alacağız, bakacağız Tolunay'ı. Gelirse. Ay, yoğun adam abi adam. 1 milyon YouTube şeyi var. Aynen. YouTube'u var. 1 milyon takipçisi var. Takipçileriyle mi ilgilenecek? Buraya mı gelecek? Yani, adam yoğun. Messi'nin yanına gidiyor. Geliyor oraya gidiyor. Tolunay her yere gidiyor. Evet. Değil mi? Bir de bir fotoğraf vardı. 34 numarayı da bir ekrana getirelim. Sevgili Selahattin Solmaz kardeşime, Büyük Beştaşlı kardeşime selamlar. Sevgili Selahattin Solmaz ve Mustafa kardeşime Şafak Hastanesi'ne Allah razı olsun.
Bir dediğimi zikretmiyorsun Mustafa'cığım. Allah senden razı olsun. Aynen. İşte Sinan abi. Allah razı olsun, bunu unutturmadınız bana ya. Söz vermiştim. Unutur muyuz hiç? Evet, bir dakika. Bunu Faik abi var ya, Faik Öztürk. Hı hı. Faik Öztürk bana attı yılbaşı gecesi. Diyor, dedi ki Sinan abi, bu çocuğun dedi odasında dedi senin dedi resimlerin dedi odaya asmış. Ya ben dedim futbolcu muyum dedim. Çınar Çaçan. Çınar Sevgili Çaçan. Çınar Çaçan. Gözlerinden, yanaklarından öpüyorum seni. Güzel oğlum benim. Aslanım benim. Bak benim resimlerimi koymuş odasına Çınar. Bir gün televizyona gel, bekliyorum sevgili Çınar'cığım. Tamam mı güzel oğlum benim? Aa, gelsin işte. Evet. Bak bekliyorum, odasına koymuş. Buradan Çınar'a çok selamlar, öpüyorum. Annene babana, ailene selamlar. Faik Öztürk abime de selamlar söylüyorum. Messi benme, Tolla işte beraber yemek yedik onunla. Müthiş, Boğaz'da. Ortaköy tabii. Beni niye çağırmadınız tabii. Ya? Çakar çekti resmi de. Çakar bana girmedi resmi. Messi'ye uyuz oluyorum dedi, girmem dedi. Ahmet çok iğne iyi çekmiş. Aynen, Messi'ye uyuz oluyorum, girmem dedi. Kartal Analizi de takip edelim. Hem Instagram'da hem Twitter'da Kartal Analizi takip edelim. Sevgili İsa Erdem'e, İzmir'e çok selamlar. Edip'e, Kuşadası Spor Menajeri Edip'e selamlar. Evet, İsa Erdem, Faik buradaydı diyor. Evet, çok selamlar. Faik abiye de selamlar. Yine yağmaya başladı, evet. Selamlar. Evet, Mustafa Sinan Sungur'a çok selamlar. Gaziantep'e, Azatçım'a çok selamlar. Aynen öyle. Herkes yolladı, bu kadar. Evet. Allah yardımcımız olsun yarına inşallah. Aynen. Bu arada Sinan abi, şimdi hatırladım. Kim var? Aşk Kafe'den Fatih. Bizim Aşk Kafe. Ona çok... Nerede o? Kuruçeşme. Fatih'e çok selam ya. Söylüyorum. Senle bizim programı cumartesi akşamları özellikle izliyorum. Bir selam gönderir misin dedi. Sen dur bir dakika. Esas benim bir tane ufak yeğenim var. Tabii. Okan Hacı Süleymanoğlu. Bizim sevgili Ali Osman'ın oğlu. Story yapmıştı. Ben dedi evet. Cumartesi günleri dedi Sinan amcamı seyrediyorum dedi. Okan'a da buradan selamlar Okan. Okan'a tabii, buradan selamlar. Ben cumartesi akşamı seyrediyorum Sinan amcamı dedi. Tabii hiç. Okan'cığım öpüyorum seni. Güzel koçum benim, yakışıklım. Okan'ı biz de öpüyoruz. Sinan abi az önce dedim ya, Fatih ismi nereden geliyor biliyor nereden? Musun? Fatih Terim'den ötürü koymuşlar. Koydu babam adımı. Neredeymiş yeri? Aşk Kafe Kuruçeşme, gideriz. Ha, biliyorum ben orayı. Biliyorsun. Gideriz. Kartal Analizi dediğini takip ediyorduk. Başka ha. Yine bizim Dinçer yine sponsor oldu biliyorsun bu hafta. Pazartesi günü bir sponsorluk töreni bir daha şey var. Daha oldu. Sevgili Dinçer Azapan, tebrik ediyorum seni. Yine doymuyorsun sponsorla. Dinçer sen parayı veriyorsun, takım iyi gitmiyor yalnız. Evet ya. Dinçer parayı veriyor, takım duruyor. Olsun, sen devam et. Devam. Yardıma devam. Sevgili devam. Dinçer Azapan, takıma yardıma devam et. Yardıma devam. Evet. Evet. Dinçer Azapan'ı hakikaten tebrik ediyoruz. Pazartesi günüymüş galiba sponsorluk töreni. Bir kez daha sponsor oluyor. Yine oradayız Beyaz Futbol olarak. Evet, var mı Sinan abi? Başka? Hiçbir şey yok. Peki o halde yarın Yılmaz Vural'a selamlar. Yılmaz. En son Yılmaz Hoca'ya selam göndererek kapatıyoruz. Saat 23.30'da Çaykur Rize Beşiktaş maçının ardından yeniden karşınızda olacağız. İyi geceler, iyi hafta sonları.